Merhaba değerli izleyiciler, kayıt dışına hoş geldiniz efendim. Yine bir haftayı geride bıraktık ve karşınızdayız. Uzayı konuşmak üzere hazırlandık. Ama ne konuşacağız? Uzayın sırlarını konuşacağız. Yine değerli konuklarımız var kayıt dışında bu hafta. Hemen etiketimizi söyleyeyim öncelikle. Twitter'dan ve birazdan Instagram'dan paylaşacağım. Postun altında paylaşımda bulunabilirsiniz. Görüşlerinizi yazabilirsiniz. Uzaydaki sır etiketimiz, yineliyorum. Uzaydaki sır etiketiyle buluşuyoruz. Kayıt dışı izleyenleri bu hafta uzaydaki sır etiketin altında buluşuyor. Sizin görüşünüz nedir? Bu konunun meraklısı çok biliyorum. Neler söyleyeceksiniz? Uzay araştırmalarını takip eden izleyicilerimiz belki de son araştırmaları, edindikleri bilgileri de paylaşabilirler. Hocalarımıza sorular da sorabilirler. Konuklarımızı takdim edeceğim. Etiketimizi bir kez daha söylüyorum. Uzaydaki sır ekranda da görüyorsunuz. Arkada da zaman zaman arkadaşlarım paylaşıyor. Lütfen bu etiketi altında paylaşınız. Sadece kayıt dışı değil, o zaman karışabiliyor. Uzaydaki sır olsun. Peki ana başlıklarımız neler? Aslında çok açacağız başlıkları ama son günlerde konuşulan bir konu. Bununla başlamayacağız. Sırayla gitmiyorum. Lütfen konuşacağımız konular olarak not edilsin. Dünyaya meteor çarpma ihtimali var mı? Bu konuyla ilgili hocalarımız, uzman konuklarımız neler söyleyecek? Ay ve Mars meselesi. Hangi açıdan bakacağız? Koloni kurulabilir mi? Bu ihtimal bilimsel olarak baktığınız zaman nasıl görülüyor? Yine konuklarımıza soracağız. Bir de birçok ekolden kara delikleri dinledik. Yine uzmanlarla konuşacağız bu hafta. Kara deliklerle ilgili ne biliyoruz? Bildiklerimiz doğru mu peki? Bilim ne diyor? Kara delikleri konuşacağız. Bir de uzay yolculuğu meselesi. Biliyorsunuz Artemis projesi vardı. Ne durumda şu anda? Uzay yolculuğuna çıkmaya hazır mıyız? İnsanoğlu hazır mı uzaya çıkmaya, uzay yolculuğuna? Nedir bu konudaki son gelişmeler? Yine konuklarımıza soracağımız sorular arasında başlıklar çok geniş. UFO'lardan uzaylılara kadar birçok konuyu konuşacağız. Peki kimlerle? Profesör Doktor Ethem Derman hocamız bizimle birlikte. Son zamanlarda özellikle salgınla beraber ekranlarda pek sık göremediğiniz bir hocamız. Hatta birçok görüşü uzay severler ya da UFO severler ya da uzaylı severleri belki biraz kızdırabilecek ama hocam bilimsel olarak hepsine aydınlatıyor, açıklama getiriyor. Değil mi? Hoş geldiniz Ethem hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ara verdikten sonra bizimle dönüş yaptığınız için ayrıca mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. Ve sayın seyirciler ya kayıt dışında da izlemiştiniz daha önce. Doçent Doktor İnci Sökmen Alaca hocamız bizimle birlikte. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Daha çok savunma boyutunda yine evet. Hocamız bilgilendirecek bizi. Söylediğim gibi uzaydaki sır etiketiyle size sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi Ethem hocamı bilenler bilecektir. Uzayla ilgili, uzaylılarla ilgili, bu uzay araştırmalarıyla ilgili hocamın zaten kendi web sitesinde de biraz geride kaldı hocam. Yeniden güncelleyecek sitesini, yeniden yazmaya başlayacak ama birçok görüşü vardır. Şimdi ben o soruları yayın içinde hem İnci hocama hem Ethem hocama soracağım. Müsaadenizle Ethem hocayla başlamak istiyorum. Tabii ki. Uzun zamandır ekranlarda olmadığı için. Hocam şimdi bu meteor falan onları birazdan soracağım güncel olduğu için. Ama sizin görüşleriniz gerçekten birçok bu UFO ile ilgili, uzaylılarla ilgili, işte bu Mars'ta yaşamla ilgili, diğer gezegenlerde yaşama varsa olasılığı ile ilgili birçok görüşünüz var ve bunlar çoğu zaman karşıt görüşler. O yüzden ben hakikaten çok merak ediyorum. Yayın öncesinde biraz konuşabildik sizinle. Hızlı giriş olacak ama sizin UFO'ların ziyaretiyle ilgili görüşünüzü ben kayıt dışında gerçekten dinlemek istiyorum. UFO'lar dünyayı daha önce, yani bilinmeyen cisimler dünyayı ziyaret etti mi, etmedi diyorsanız neden karşısınız hocam? Etmedi diyorum çünkü çok basit. Sorun çok basit. Ama soruna bu kadar basit bakmıyor insanlar. İlle de altında bir şeyler aramak zorunda kalıyorlar. Neden onu bilemiyorum. Onun için başta şöyle bir espri yaparım ben. Bu uzaylılar geliyormuş, işte erkekleri kaçırıyormuş da işte şunu yapıyorlarmış, bunu yapıyorlarmış diye güzel bir sarışın kızlar iniyormuş uzay araçlarından, erkekleri kaçırıyormuş. Ben tam 40 sene gözlem yaptım. Akşamdan sabaha.
karanlık bir yerde. Ankara Üniversitesi Gözlem Evi'nde yaptım. Şimdi Antalya Satlıkent'te yapıyorum. Hiç o uzaylı, güzel, o sarışın kızlar gelip de beni kaçırmadı. Hocam viril kızları mı şu Hitler'le birlikte anılan acaba? Böyle bir espriyle dedin. Başlıyorum. Evet. Ondan sonra şöyle devam edeyim. Şimdi bu uzaylılar nereden geliyor acaba? Dünyanın merkezinden mi geliyorlar? İmkan yok. Dünyanın merkezi demir, nikel bir çekirdek, katı bir çekirdek. Onu saran sıvı bir demir çekirdek vardır. Dünyanın merkezinde kimse oturamaz. Peki Mars'ta mı, Ay'da mı oturuyorlar? Şimdi Mars ve Ay dediğiniz zaman şu anda bile Mars'ın çevresinde geçen de okudum herhalde 6-7 tanesi NASA ve ESA'nın olmak üzere 8-9 tane uzay aracı sürekli Mars'ın çevresinde dolanıyor. Sürekli olarak fotoğraf çekiyorlar. Hiç kimseyi görmüyorlar orada. Yani ne AVM'ler var, ne kiliseler var, ne camiler var. Hiçbir şey yok yüzeyde. Orada da oturmuyorlar demek. Ay'da mı oturuyorlar? Ayın çevresi iyice haç pamuğu gibi attık. Elon Musk bile yakında bizleri götürecek oraya. Tamam mı? Dolayısıyla Ay'da da yoklar. Venüs yaşanacak bir dünya değil. Dolayısıyla Güneş sisteminin içine baktığımız zaman bizim dışımızda yaşayacak hiçbir yer yok şu anda. O zaman uzaydan geliyorlar. Nereden geliyorlar? Yıldızlardan geliyorlar. Başka yıldızlardan. Başka yıldızların çevresinde dolanan gezegenlere biz astronomide öte gezegen diyoruz. Yani Güneş sisteminin ötesinde oluştukları için. Güneş sisteminin ötesinde oluşan, başka yıldızların çevresinde oluşan gezegenlerden bugüne kadar yaklaşık 5600 tane bulduk. 6000 diyebiliriz buna yani. Bir sürü çünkü aday da var. 6000 öte gezegeni inceliyoruz. Acaba yaşam var mıdır diye. Burada şuna girmem gerekiyor. Başka yıldızlardan bize nasıl gelebilirler? Gelebilirler mi sorusunu biraz açayım. Bize en yakın yıldız, yani güneşimize en yakın yıldız, güney yarım küreden gözüken Proxima Centauri isimli bir yıldızdır. Çok yakındır bize. Ne kadar yakın? 4,24 ışık yılı. Yani oradan bize gelebilmeleri için ışık hızına yakın bir uzay aracı yaparlarsa ancak 5 yılda gelebilirler, 5 yılda da geri dönerler. Böyle bir teknoloji dünyada yok. Onlarda varsa 5 yıllarını bizim zamanımızda 5 yıllarını neden yolda harcayıp da bize gelsinler? Ne yapmak istiyorlar? Yayından önce uzay zamanı, dünya zamanı meselesini de sorduğum için hocama orada o yüzden dolayısıyla bunun hiçbir anlamı yok. Biz öyle bir uzay aracı yapabilir miyiz dünyalılar olarak? İmkanı yok. Şu anda en hızlı uzay aracımız, işte Plüto'ya gönderdiğimiz uzay aracı, o da saniyede 17 kilometre hızla gidiyor. Saniyede 17 kilometre. Yani saniyede 300 bin kilometre ışığın hızı, saniyede 17 kilometre benim yaptığım uzay aracının hızı. Dolayısıyla daha çok çalışmamız lazım ki, daha çok öğrenmemiz lazım. Teknolojinin çok ilerlemesi lazım. Roket teknolojisinin dışında bir teknoloji bulmamız lazım ki, hiç olmazsa şöyle saniyede 100 kilometrelere, 200 kilometrelere ulaşalım. Ama saniyede 300 bin kilometreye ulaşmak istiyoruz. Düşebiliyor musunuz? Dolayısıyla bu bulduğumuz öte gezegenlerden birinde bir yaşam bulsak dahi, ne biz onlara gidebiliriz ne onlar bize gelebilir. Yollar çok uzak. Yollar çok uzak. Bunun için de ben Güneş sisteminin bir modelini yaparım. Güneş'i eğer 14 milyar kez küçültürseniz bir portakal büyüklüğüne gelir. Bu harita yaparsanız bunu ben Sıhhiye Ankara'da Kızılay Meydanı'na koyarım. Plüto gezegenlikten attığımız Plüto dahi işte genelkurmayın orada oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Dünyamız işte tam şey güneşe portakala yakın bir yerde iri bir kum tanesi kadar oluyor. En yakın yıldız bu Kızılay Meydanı'ndaki portakala yakın en yakın portakal Barcelona'da oluyor. Bu yolu kat etmemiz çok zor. Bu teknolojiyle kat etmemiz çok zor. Peki teknolojide yeni şeyler bulunacak ki gelecekte, bu da en az 300-400 yıl sürer minimum,
bir şekilde. Biz hızlı bir uzay aracı, ışık hızına yakın bir uzay aracı yapalım da oraya gidelim. Bakalım orada yaşayanlar var mıdır diye düşünebiliriz. Ve o yıldızın çevresinde, yani Proxima Centauri'nin etrafında da iki tane gezegen olduğunu bulduk. Orada bir Alfa Centauri var. Onun da çevresinde iki tane gezegen bulduk. Birçok yıldızın çevresinde gezegen var. Ama tek şu anda bildiğimiz şey dünyamızda yaşam var. Başka hiçbir yerde yaşam yok. Eğer böyle bir teknoloji bulmuş birileri varsa tüm galaksiyi ne kadar zamanda keşfeder falan diye üfürebiliriz. Bunun sonu yok yani, daha fazlası. Sonuç, uzaylı yok. Bir başka şey, eğer bu uzaylıların geldiğine inanıyorsanız her zaman görürsünüz. Çok ilginçtir. Her zaman görürsünüz. İnsanların beyni bir tuhaf çalışır. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Eğer bir şeye ilgi duyarsanız onu görmeye başlarsınız. Bunun için benim hayatımdan verdiğim bir örnek vardı ama şimdi burada vermem yanlış olabilir. Annem çok kızardı bana ilkokula gittiğim zaman. Dersine çalış oğlum, seni şunlara vereceğim derdi. Ne zaman tuvalete gitsem tuvaletin kapısında onlar dizili dururdu. Korkardım o tuvalete girip çıkıncaya kadar anam ağlardı. Ya bir yanılgı mı diyorsunuz o görülenleri? Veya ama görsel paylaşılan görselleri? Gözümle görüyorum ama hiç bana dokunmadılar. Ben de onlara dokunmadım. Ya, hayır, şey, UFO bir, görüntüleri UFO. Diyorum mesela. Yanılgı tabii. Yani insan görmek istediği her şeyi görür. Beyin seni oraya yöneltiyor. Beynimiz ters yönde çalışır. Hep sürekli inanma yönündedir. Hiç sorgulama yönde değildir. Hemen sizi inandırırlar. Geçen de bir arabada gidiyordum, bir kadının midesi bulandı. Şoför döndü, dedi ki bir fincan benzin içseniz dedi, hiç bir daha mideniz bulanmaz dedi. Kadın inandı ona. Gidince deneyeyim dedi. Telkin. Yani böyle şeylere bir şey geldiği zaman, lokma gibi bir bilgi geldiği zaman onu alıp benimsemeyi çok seviyoruz. O çekilen, tespit edilen görüntüler peki? O görüntüler işte mesela ne zaman Venüs akşam yıldızı olarak gözükmeye başlasa, şu anda da akşamları gözüküyor, hemen güneşten sonra batıyor. O parlak bir gök cismini gören herkes onun fotoğrafını çeker, genellikle UFO diye paylaşır. NASA'nın paylaştığı görüntüler? NASA'nın paylaştığı. NASA hiçbir böyle bir görüntü paylaşmadı. Amerikan Genelkurmay'ı paylaştı. Onlar da ara sıra şeyi değiştirmek için, gündemi değiştirmek için yaparlar bunu. İki tane pilotun gördüğü bir şeyler vardı. Aşağıda uçanlar, muçanlar. Şeyden, uçaktan çektikleri fotoğrafları paylaştılar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri olsun, Ruslar olsun, yeni teknolojik aletler üzerinde çalışıyorlar. Kimse bilmiyor bunu. Normal, gizli çünkü. Yani Ruslar mesela atmosfer içerisinde yönlendirebilecekleri roket yaptılar. Yönlendirebiliyorlar böyle. İstedikleri yere gönderebilirler. Roketler biliyorsunuz bir şekilde kalkar, düz bir yol izler. Tamam mı? Bunlar roketi istedikleri yerinde yönlendirerek istedikleri yere gönderebiliyorlar. Onu deniyorlar mesela. Bizim Doğu Anadolu'da gördüler, kentlerde gördüler o zaman. Ya bu nedir diye merak ettiler. Atmosferin içerisinde dolaşan ışıklı bir cisim. Amerikalılar çok ilginç yeni uçaklar deniyorlar. Uçak hem atmosferde gidecek hem uzayda gidecek gibisine çok ilginç yeni teknolojik aletler deniyorlar. Bunu ortaya çıkartmıyorlar doğal olarak, gizli, askeri sırlar. Bunu da ondan sonra gören biri UFO diyecek, başka ne diyecek? Çünkü UFO ne demek? Unidentified Flying Object, tanımlanamayan uçan cisim. Uzaylı demek değil ha, UFO. Tanımlanamayan uçan cisim demektir. Uzaylıları soracağım ama İnci Hoca'nın da bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Siz ne diyorsunuz UFO'larla ilgili? Şimdi ben aslında hocama tabii ki astronomi bilgisinden dolayı büyük bir saygım var. Ama Amerika'nın son paylaşmış olduğu özellikle yakın zamanda Uluslararası İstihbarat Birimi'nin paylaşmış olduğu bir UFO raporu var. Yaklaşık olarak o raporda 144 kere, yani 144 belgede uzaylıların dünyaya devamlı olarak
ziyaret ettiğiyle ilgili bir ifade var. Tabii bu niçin bu zamanda çıktı? Niye Amerika böyle bir bilgiyi paylaşmak istedi? Yazında Pentagon paylaşmıştı. Oradakine baktığımızda, Pentagon'a baktığımızda çok ilginç bir şey var. Yani uzaylıların sadece Amerika'nın askeri tatbikat yaptığı şeyde tepede gözüküyor. Sürekli onlar tatbikat ya da bir takım manevralar yaptığında hemen üstlerinde çıkıyor. Ve şöyle de tespitler var bazı Amerikan askerlerinin. Çok hipersonik hızda hareket ediyor. Hı. Acaba Rusya ve Çin böyle bir teknolojiye sahip mi diye sormuşlardı. Bu Haziran ayında olan bir şey. Tabii daha sonra Çin ve Rusya hipersonik füze test etti. Ve bir de denizden çıkıp, okyanustan çıkıp o şeyleri görüyorlar. Uçan daireleri. Sonra tekrar denize girdikleri. Yani dış uzaydan çok da geldiklerini görmüyoruz diye ifade etmişlerdi. Yani hep atmosfer sınırlarının içinde. İçerisinde. Evet. Mesela 19 numaralı resmi koyarsak slayta, Amerika'nın şu an işin geliştirmiş olduğu 6. nesil uçak var. Bu 19. resim eğer ekrana getirebilirsek. Geliyor. Hazırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Geliyor. Orada şey mi var? Paylaşılan görüntü mü var? Bu mu? Yok. Amerikalıların bu tarz bir uçağını da UFO olarak görme şansınız var. Bu yeni nesil uçaklarından biri. İnsansız ve yapay zeka tarafından kontrol ediliyor. Bu Amerikan prototipi. Ama bunun Çin ve Rusya muadili de var. Yani bu uçaklar kendilerini radarda gizleyebiliyorlar. Çok ilginç bir teknolojiye de sahip olabilirler. Bu Amerika'nın ama aynı zamanda Rusya ve Çin'in de var. O yüzden bu tarz UFO'ları bu tarz şeylerle karıştırmak da mümkün. Mesela ben Farah Yurdaöz'ü dinlemiştim. Hatta eğitimine de gitmiştim. Orada şunu söylemiştim. Şu an için görünmezlik de yapılabilir. Yani Türkiye'de bazı kaçırma olaylarında hep sıfır grubunu özellikle işte almışlar, çip koymuşlar falan gibi bir takım söylemler vardı. Dedim ki acaba yani nereden? Göstenler de var bunun. Evet, sıfır grubunu nereden biliyor uzaylılar? Yani hani bir insanın hangisi A, B, B oldu nereden bilebilir? Ama şu teknoloji de var demiştim Pentagon'un elinde. Yani şöyle bir bilezik takıp kendinizi komple şey yapabiliyorsunuz, görünmez kılabiliyorsunuz. Gelip bir şey yapıp sonra da kınaya benzer bir madde bırakıyorlarmış yani. Dedim bu çok bana çok inandırıcı gelmedi bir uzaylı açısından. Tabii bazı şeyler hikayeleştirilebilir. Yani bu 51. bölge olayından başlayarak ve Amerikalılar neden uzaylılar hep Amerikalıların etrafında görünüyor da başka bir dünyanın çeşitli yerlerinde gözükmüyor? Hep nedense hep Amerika ile ilintileniyor. Yani bu da burada da biraz hani hocamın dediği gibi sorgulama. Biraz da seçimlere doğru oluyor zaten. Sorgulama yok, her kısmında. Zaman. Her zaman Amerika'da. Her zaman var. Her sadece zaman. Amerika'da değil. Tüm dünyada böyle UFO merakı var. Hiç şey Afrika'nın az gelişmiş ya da şey üzerinde gezmiyorlar. Yani nedense Amerika'yı seviyorlar. Oradakileri hiç görmüyor yani çünkü UFO kavramından uzak büyümüşler herhalde o nedenle olsa ama gerek. Ama tabii Elif von Döneke'nin kitapları, bir sürü bilim kurgu filmleri, Star Wars olsun, Star Trek olsun, insanlarda bir uzaylı kavramını oluşturdu. Özellikle birçok uzaylı filmi yaptılar ve dünya kamuoyu buna alışık hale geldi. Yani ve tabii ki beklentileri içerisinde mutlaka yani bir sürü galaksi var. Yaklaşık o kadar çok galaksi var ki ve belki bizden çok üst ileri düzeyde teknolojileri de olabilir. Yani zamanı bir şekilde uzay ve zamanı büküp çok rahatlıkla hiper uzayda buraya seyahat edebilirler veya bambaşka bir şekilde gördüğümüz nesnelerin üzerine görüntü farklılaştırıp gelebilirler de. Yani aslında bu bilgiler çok gizli tutuluyor. Çünkü bir gün Obama ve Rusya lideri Putin de demişti ki açıklayalım artık bütün gerçekleri. Nedense süreç ertelendi. Ama şu da var. 7 tane ilke saptadılar. Başka gezegenlerdeki yaşam profillerinin oluşması için. Bunlar tam anlamıyla oturmadığı sürece, bu 7 madde tam anlamıyla oturmadığı sürece dünya kamuoyuyla hiçbir şey paylaşmama kararı da çıktı. Bunların içerisinde bir takım biyolojik işaret izleri olması gerekiyor. Dünyadan asla gitmemiş olması gerekiyor. Veya işte bize sinyal gönderdiysek, biz onlara sinyal gönderdiysek onlar da bize mutlaka sinyal göndermiş olmalı gibi 7 madde oluşturmuşlar. Ve bunlar tam sabit olduğu zaman mutlaka bunu açıklayacaklarını söylüyorlar. Burada tabii bir de 17. resmi getirebilirsek özellikle bugün Harvard Üniversitesi'nde Smithsonian tarih
şey astrofizikçi Avi Loeb'un bir kitabı var. Extraterritorial diye. Bu kitabında özellikle çok vurgu yapıyor. Yani mutlaka uzaylıların var olduğunu ve bizim Samanyolu'na giren iki cismin, ki bunlardan bir tanesi yine burada bahsetmiştik. Hangisi? Biri resim Borisov. Olarak. Biri Borisov, bir de Oumuamua. İsmini de söylemek çok zor hocam, biliyorsunuz. 16. numaralı resim. Oumuamua'yı gösteriyor. Evet. 17 numaralı Oumuamua ve 32 Borisov. Bu cisimlerin aslında bizim galaksimize bir şekilde girdi, yani Samanyolu'na girdi. İzlediği rotasının çok ilginç olduğu. Normalde yavaşlaması gereken hızlı, aynı seyirde hızlandı ve ilginç bir şey, Hawaii'deki bir Kerk şeyini, teleskobunun yanına kadar gelip oradan uzaklaştı. Yani bunların hiçbirinin normal bir gök cismiyle alakası olamaz diyor. Yani bu mutlaka başka bir galaksiden gelmiş. Kontrol edilen. Yani sensi. Evet. Hatta ama o sırada diyorlar ki radyo sinyali de alamıyoruz. Hiçbir radyo sinyali alamadık bu cihazdan. Bu ilk cisimlerden bir tanesi. Borisov'da 32. Bu 2019 yılında girdi. O da çok yeni bir şey. Belki bunlara daha çok hidrojen bulutları adı verildi. Kuyruk yıldızdan kopmuş parçacıklar dendi. Veya işte güneşin yanından geçerken aşırı ısıdan üzerindeki buzullar eriyip bir kısmının bu şekilde olabileceği iddiaları da var. Yani aslında bilim dünyası yine ikiye ayrılmış durumda. Yani ya uzaylı bir materyali ya da dediğim gibi bu şekil hidrojen yapısında bir materyal olduğunu söylüyor. Yine hiç sinyal yok. Ama bunların üzerinde görsel olarak kendisini kamuflaj edebilecek bir teknoloji de olabilir. Yani böyle bir gök cismini göçüp gösterip aslında iç noktada bir uzay gemisi de olabilir. Yani sonuçta biz daha gönderdiğimiz teleskoplarla ancak kızıl ötesiyle bazı şeyleri çok daha net görebiliyoruz. Ama bizi görsel olarak da yanıltabilir. Özellikle tabii Harvard'da profesörün iddiaları içerisinde beraber çalıştığı arkadaşları da var. Bunları sürekli iddia ediyorlar. Yani uzaylıların var olduğunu olması gerektiğini, yani tarihsel boyutta olması gerektiğini söylüyorlar. Ama astronomide de bir Fermi paradoksu var. Yani evet, dünyada uzaylılar var diyorsunuz ama bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok. Yani paradoks buradan çıkıyor. Hem uzaylı var ama hiçbir şekilde karşılığını gösterebilecek şey yok. Ama Historical Channel'da Ancient Aliens dedikleri, hani antik dönem şeyler, uzaylılar diye bir hikayeler oluşturuldu. Dünya çeşitli yerlerinde birçok şeyin resimleri paylaşılmaya başlandı ki bunlar aslında Erich von Däniken'in çok çalışmalarının bir ürünü. Ve Almanların inanılmaz bir uzay çalışması da var. Yani Hitler döneminden beri başlamış. İşte Antarktika'da sözde. Az önce hocaya da söyledim. Çok uzaylı kızları. Uzaylı buldukları, viril kızları dediğiniz. Ve bir takım işte Hanabi dedikleri, özellikle Tesla'nın çalışmalarından esinlenerek yapılmış uzay araçları var. Ve hatta bu uzay araçlarınız, yine 18'de gösterirsek resmini. Bütün hepsini şimdi bitirmeyeceksiniz değil mi? Yok diye bitirmeyeceğim. Tamam. 18'de gösterirsek o da aslında Oumuamua'ya çok benzeyen bir şeye benziyor. Bu Oumuamua'ya benzeyen sistemde sanki daha önce Andromeda dedikleri bir makine geliştirmişler. İçinde birden fazla. Gamalı haç ne orada? O Hitler'in. Yani Oumuamua'ya çok benziyor makine olarak. Yani böyle çok eski tarihli, hatta şu an için. Hiç benzemiyor bu spiral. Ben benzetmiştim hocam. Yani Oumuamua ince uzun sigara bir göktaşıdır. Evet. Bunların hiç ilgisi bu yok. Bu ihtimaller dahilinde olan. Ben kendi yorumumu yapmıştım şimdi hocam. Şimdi biz hem bu iki ikisi de kuyruklu yıldız sözünü Borisov. Ettiğimiz Samanyolu ile ilgili değil, yıldızlar arası ortamdan gelip güneş sisteminin içine giren iki tane kuyruklu yıldız. Bu matematiksel olarak evet nasıl açıklanıyor? Şimdi çok seri anlatınca ben araya girip soramadım. Gidiş yörüngede izlediği şey ne kadar hızlı gidiyor? Yani bir normal gök cisminin bugüne kadar astronom yaptıkları için, gözlem yaptıkları için bir seyri var. Bu seyrin bu onun dışında hareket ediyormuş hocam. Evet. Neden? Nasıl? Hiçbir şeyin dışında hareket etmiyor. Sadece bizim kuyruklu yıldızlar, güneş sistemindeki kuyruklu yıldızlar, Oort bulutu dediğimiz güneş sistemini saran bir buluttan gelir. Onların hızları belirlidir. Bu iki kuyruklu yıldız çok büyük bir hızla girdikleri için hemen astronomlar dediler ki bunlar yıldızlar arası ortamdan geliyor dediler. Ve yok Keck teleskobuna yaklaşmış gitmiş falan gibi kavramlar Hava yok. Hawaii'ye niye yaklaşmış hepsi diye böyle. Belirli bir yörünge çizer.
bir yörünge üzerinde, bunun yörüngesini saptar astronomlar. O yörünge üzerinde geldi gitti. Keck teleskobuna nasıl yaklaşsın, bize nasıl yaklaşsın? O yörünge üzerinde gelir gider. Ama şimdi giderken çok ilginç bir şey oldu. Hızının yavaşlaması lazım. Çünkü güneşe yaklaştığı zaman hızı maksimum olur. Evet. Güneşten uzaklaştıkça hızı yavaşlar. Bir an hızı hızlandı. Sonra durdu tekrar zaten. O hızlanmasından kaynaklanarak acaba bu bir uzay aracı olabilir mi diye bu LOEB. LOEB değil mi adamın evet, adı? Evet, LOEB. O da dünyanın parasını kazanıyor. Çünkü bir vakıf ona sürekli para veriyor bu konuyu araştırsın diye. Hocam mesela ilginç bir şey oldu. Söyleyebilir miyim? Hemen söz vereceğim. İlginç bir şey oldu diye açıklıyorsunuz. Mesela o alışılmışın dışında evet. Bir şey yok dediniz ama... O ilginçlikten dolayı tamam, bu uzay aracı olur dediler. Tamam, ilginç kelimesi bilimsel olarak açıklayıcı değil hocam. İşte burada ama ben size soracağım. Mesela hemen ilginç. Astronomlar onu da açıkladılar. Tamam. Yani tam... Arka bölümünde yine ısınmış, içeride kalmış gazın çıkarak patlaması sonucu. Bunlar kirli tamam. Buz çünkü. Kuyruklu yıldız dediğimiz şeyler kirli buz. Evet. Hani kar yağdıktan sonra yolun kenarında böyle siyah beyaz karışık görürsün. Aynen onun gibidir. Güneşe geldikçe o buzlar sıvı haline geçmez. Doğrudan doğruya buharlaşırlar. Bir basıcı olmadığı için arkalarında kuyruk bırakırlar çok güzel. Borisov öyleydi ama o Mau Mau'a giderken o patlamayla hızlandı diyor. Çok daha açıkladı. Bu Loeb tek başına bunları ileri sürüyor. Tüm astronomlar da gülüyor Loeb'e. Çünkü Loeb bir vakfın adamı. Gerçekten Harvard'da profesör. Bir de yüksek doktor öğrencisi var. Onunla beraber yapıyor çalışmalarını. İlle de uzay aracı arıyor. Bizim uzaylılar gibi. Tamam mı? O vakıf da bunu sürekli desteklediği için adam ne yapsın? Tabii ki parayı oradan kazandığı için bunun üzerine makale yazmaya çalışıyor. Ama tüm astronomlar felaket şekilde eleştiriyor kendisini. Bu öyle bir olay. Van Daniken'den çok bahsettiniz. Evet. Hiç Van Daniken'i araştırdınız mı? Sahtekarın teki. Evet. Sahtekarın teki. Canım çok her şeyi kabul etsin etmesin mutlaka gidip inceliyor. Az önce de hatta örnek verdi. Hırsızın teki Van Daniken. Hırsızlıktan 2 sene hapiste yattı. 3 sene yatacaktı. Ondan sonra para verdi kurtuldu. Böyle bir sahtekar. Bu sahtekarın yazdığı bir kitap, Tanrıların Arabası diye yazdığı bir kitap milyonlarca sattı. Neden sattı diye o kitap hiç düşündünüz mü? Çünkü insanın beynine hitap ediyordu. Seni alıyor, yoğuruyor ve uzaylıların varlığına inandırıyor. Yok mağarada şu resim işte uzaylı, yok şurada tamam, şu o resimler yok mu mesela ta tabletlere kadar uzandığınızda? Ama o resime öyle yorumlamayacaksın. Van Daniken gibi yorumlarsa hayatında hep fizik dersinden de kalmıştır. Liseden kovulmuştur kendisi Van Daniken. Tamam mı? Fizik müzik bilmez. Ama sana bir sürü fizik orada şeyleri getirerek, laflarını getirerek seni kandırıyor, beynine giriyor. Dolayısıyla cebindeki parayı alıyor. Sahtekarların bir numaralı işi budur zaten. Hocaya söz vereceğim dedim, lafını kestim hocam. Bir saniye müsaadenizle. Şimdi İsrail'le... Orada katılmıyor musunuz o resimler ince hocam siz de mesela? Yani bir bilimsel açıdan hocanın anlatması önemli. Zaten siz de bilimsel olduğunuz için o yüzden ben demiştim. Özellikle söylüyorum. Yani dünya ikiye ayrılıyor demiştim ya. Bir kısmı inanmak istediği bir şey. Diğer kısmı da fiziksel açıdan. Yani bu öyle değil diyor astronomik açıdan. Yalnız İsrail'lerin özellikle Zekeriya Zikki'nin de Sümer tabletleri ve orada Anunnakiler hikayesi de çok yaygın olduğu için İsrail'in böyle bir şeyi var. Yani arkasında çok duruyor. Belki de Avi Loeb'i bu kadar desteklemelerin sebebi de o. Yani böyle bir pozisyona getirip dünyada mutlaka daha önceden ziyaret edildiğimizi ve bunun mutlaka izleri olduğunu anlatıyorlar. Yani İsrail buna sahip çıkmıştı. Almanya'nın da evet Elif von Däniken öyle ama Hitler'in de Antarktika çalışmaları var. Yani onun kayıtları hatta Amerika'nın da elinde uzay gemisi bulduklarıyla ilgili. Ve Almanlar o dönemde kutsal objelere de aşırı ilgileri var. Zaten Tul Cemiyeti'nin yapısı içerisinde olan bir şey. Ve çok ilginçtir biliyorsunuz en son bir göktaşına da Ultimate Tool ismini NASA verdi. Sonra çok gelen tepkiler sonrasında. Tul örgütünün hareketleri. Yani hani sanki böyle işte NASA'nın içerisinde de bu Wernher von Braun döneminden kalma bir eski köklü yapı var. Yani aslında Ay'a girişlerini Amerikalılar Almanlara borçlular biliyorsunuz. Bunu da söylemek gerekir. O noktada Tul'u çok büyük tepkiyle
iptal ettiler. Yani inançları çerçevesinde o siyah güneş, ondan sonra güneşle bağlantılı birçok şeyi de aslında hala Almanya'nın içerisinde inananlar olduğunu düşünmek lazım. Dogon bu da ezoterik kabile. Hangi kabileydi? Dogon kabilesinin. Mali'de evet. Galiba. Çizdiği resim. Çizdiği resimler. O zannedersem yine şeylerle ilgili. Böyle iki ülkenin farklı, yani daha çok İsrail'in daha çok hikayesi var. Bununla bizim düşündüğümüz şey şu: dünyanın toplumsal yapısını kökten değiştirebilirsiniz. Diyor ki uzaydan, yani dünyadaki yaşam uzaydan gelmiştir diyor. Evrim teorisine karşı çıkıyor. Anunnakiler biliyorsunuz. Hani Anunnakiler aslında insanı yaratmıştır diyor. Bu tümüyle kökten dinin ve her şeyin değişmesini sağlayabilecek bir fikirsel o şeyi artmaya çalışıyorlar ortaya. Böyle baktığımız zaman da tabii kanıtlanmış olmasını çok istiyoruz ama Harvard'da da hocayı da boş yere almamışlardır diye düşünüyorum. Yani belki teolojik temelleri bilemiyorum. Hani şey gibi biliyorsunuz bu yasak elma meselesi mesela Tevrat'ta evet. geçer. Dolayısıyla onların belki Lilith hikayesi. Yani Lilith hikayesi biraz oradan hareketle bir savunmaları olabilir. Hani altında teolojik görüşleri yani yatıyor olabilir diye düşünüyorum. İşte Atlantis'ten, Mısır'dan. Sirius'tan gelme olunması evet, hikayesi evet. filan mesela. Hep hani altında anca teolojiyle ben naçizane yorumlayabilirim. Ben yani teolojik temelli savunuyorlardı i̇nanç. Diye yorumlayabilirim. İnançla yorumlayabilirim. Yani. Yani sadece inanç. Onun için derim ki bilimi sevin. Bilimi severseniz o kadar rahatlarsınız ki böyle şeylerle uğraşmazsınız. En güzel tarafı o bilimin. Böyle canım, komplo teorileriyle uğraşmazsınız bilimi sevdiğiniz zaman. Hepsinin nedenine gidin bakın söyleyin. Peki farklı bir formda olamaz mı? İnci Hanım'ın söylediği bu siyah güneşi hiç duymamıştım, onu da duydum, onu da öğrendim, neyse. Tuğla örgütüne kadar geleceğiz. Tuğla örgütünün yani, şeyi sembolü. Bu kavramların evet. hepsini gidin Wikipedia'dan bakın. Wikipedia hepsini açıklar, ne olduğunu söyler size. Ama bu örgütler falan kurulmuş hocam. Yani var, doğru yanlışı neyse var onlar kurulmuş. Evet. Şimdi Abel Lovett de destekleyen Amerika'da bir şeydi, bir vakıftı. O vakıfta İsraillerin vakfı mıymış onu tam bilmiyorum ama olabilirdi. Ama Amerika'da da bu işe inananlar çok fazla olduğu için onlar da bir dernek, bir vakıf kurmuş olabilirler. Bu Harvard'lı profesörü o nedenle çok destekliyor olabilirler. Peki hocam farklı yaşam formunda olması muhtemel değil mi? Yani niye hiç mesela kesinlikle reddediyorsunuz? Farklı formda tabii ki bizim gibi böyle organik insan form. Gibi olamazlar da şey de belki biraz manipüle edilmiştir. Kocaman Altobot gözler mesela. Şey filan. Arrival'da mıydı? Hangi filmdeydi o şey vücutlar? Arrival'daydı herhalde değil mi? Zaman hiç fazla miktarda bir uzaylı profilimiz de yok. Dikkat ediyor musunuz? Sadece bir filmden kalmak bir şey var. Onlar manipüle edilmiş olabilir. Hepsi manipüle. Yani adamlarda da zerre var gibi da. Olsun ama farklı formda mesela. Hani bu kainatta bu kadar o büyük şeyde. Olabilir planda, yani mesela... ille de sizin kadar güzel olması, benim kadar yakışıklı olması şart değil uzaylılar yani, tamam mı? Dört gözlü, beş gözlü olabilir, altı kulaklı olabilir, her yeşil şey olabilir. Ama yani bunu daha bir bilimsel sorarsanız şöyle sormanız lazım. Bizler karbon yapılıyız. Tamam. Karbon element daha fazla. Silikon yapılı bir canlı olmaz mı diye bir sorabilirsiniz. Bizim bu kimyasal yapımız, vücudumuzun kimyasal yapısı evrenin kimyasal yapısıyla aynı. Düşünebiliyor musunuz? Evrende de en çok hidrojen var. İkincisi helyumdur. Üçüncüsü işte karbon diye devam eder. Bizim vücudumuzda da bolluk oranları aynı evrenin kimyasal yapısını taşıyoruz. Onun için silikon yapılı bir canlı yaşam beklemiyoruz. Yani muhakkak evren kendi yarattığı, kendi oluşturduğu bir canlının yapısını da gene kimyasal yapıda aynı yaratıyor. Dolayısıyla... Hocama çok önemli bir soru sordum. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Farklı formda yaşam tarzı olamaz mı diye sordum. Hocam bilimsel olarak açıklıyor. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Uzaydaki sır etiketimiz. Aferin. Evet, kısa aradan sonra devam ediyoruz değerli izleyiciler, kayıt dışına uzayın sırlarını konuşuyoruz. Dolayısıyla etiketimiz bu hafta uzaydaki sır. Yine diyorum uzaydaki sır. Siz nasıl açıklıyorsunuz uzayın gizemini, uzayın barındırdığı çözülmeye çalışılan sırlara? Sizin yorumunuz, düşünceniz nedir?
Bu etiketi altında bekliyoruz görüşlerinizi değerli izleyiciler. Profesör Doktor Ethem Derman hocamız bizimle birlikte, Doçent Doktor İnci Sökmen Alacı hocamız bizimle birlikte. Tabii Ethem hocamız uzaylılara, UFO'lara böyle bilimsel olarak açıklamalarla karşı çıktığı için bunun karşısında olan, bu görüşü karşısında olan izleyicilerimiz tepki de veriyorlar. Ve bu görüşü konuştuğumuz diğer kıymetli isimlerle de yayın yapmamızı hatırlatıyorlar ama kayıt dışı her görüşten konuğun ağırlandığı program olduğu için Ethem hocamızı da saygıyla dinliyoruz. Bununla ilgili bazı görüşler var, sorular var Twitter'da. Bir izleyicimiz demiş ki uzay dev bir vakumdur, her şeyi emer. Uzaydaki sır dedim çünkü görüşlerinizle paylaşabilirsiniz dedim. Ve bununla ilgili bir soru daha vardı. Evet, güzel bir soruydu. Aziz Bey sormuş, Aziz Akbıyık. Ethem Bey'e sorabilir misiniz? İnsan vücudu 300 bin kilometre hıza dayanabilir mi? Hangi materyal o hıza dayanabilir? O hızla giden bir taşıt rota düzeltmesi yapabilir mi? Yaparsa içindekilere ne olur? Trende giderken hızlanıp yavaşladığı zaman o ivmeyi insanoğlu hisseder. Dolayısıyla arkadaşın şeyi sorusu onu şeyde giderken, uzayda giderken bir boşluğun içerisinde gittiğin için o hıza dayanabilirsin. Ama frene basarsan, yani birdenbire frene basarsan uzay aracından fırlar çıkarsın. O ayrı mesele de o hıza dayanabilirsin. Çünkü boşlukta gidiyorsun, bir uzay aracının içindesin. Bunları rotasını değiştirmek mümkün. Sağına soluna küçük roket motorları takarlar. Tamam mı? Onunla mesela sağdaki roketi ateşlediğiniz zaman bu tarafa doğru hareket edersiniz. Ama bu hareketler çok küçüktür. Yörünge düzeltme için kullanılır şimdiki uzay araçlarında bunlar. Bir de güzel bir soru vardı. Evrende yaşam... Vakumdur mu? Yok, evrende yaşam olduğuna inanıyor mu Ethem Hoca diye bir soru sormuşlardı. Ha, evrende yalnız mıyız? Yani uzaylılara mı karşı çıkıyor, evrende yalnız olduğumuza mı inanıyor? Uzaylıların dünyaya gelmedikleri o kadar bariz ki, o kadar belirgin yalnız ki. Yalnız mıyız peki evrende hocam sizce? Hayır, şimdi ona geleceğim. İkinci tarafı da o sorunun. Buyurun. Biz bu kadar öte gezegen keşfettik diye anlattım. Birçok yeni uzay teleskopları hazırlıyoruz. Neden biliyor musun? Acaba bu bulduğumuz öte gezegenleri daha iyi inceleyip yaşam var mı yok mu onu araştırıyor James insanoğlu. En son atılan onu James araştırıyor. Onun için dünyalar kadar para harcanıyor. Şu anda astronomi harcanan paranın yarısı oraya gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü tüm insanlar aynı soruyu soruyorlar. Biz evrende yalnız mıyız? Hiç bu sorunun tersini düşünmüyorlar. Bu sorunun tersi, ya ben niye uğraşayım evrende yalnız mıyım değil miyim diye, niye sorgulayayım kendimi? Şu dünyaya gelmişim, güzel güzel yaşayayım da gideyim niye demiyor onu bilmiyorum ama bütün insanların aklında aynı soru. Biz evrende yalnız mıyız? Hayır, yalnız değilsiniz. Çünkü sadece bizim Samanyolu galaksisinde 1 trilyondan fazla öte gezegen olduğunu saptadık. Bulduklarımızdan hareketle, istatistiki olarak bunu söyleyebiliyoruz. 1 trilyondan fazla öte gezegen var. Bunların içerisinde neden sadece ve sadece dünya yeryüzünde yaşam olsun? Başka bir yerde de olabilir. Ama henüz bulamadık. Henüz bulmadık. Bulacak mıyız onu da bilmiyoruz. Bulmayacak mıyız onu da bilmiyoruz ama araştırıyor. Bilimin en büyük güzel tarafı budur. Araştırmaya devam ediyor. İşte James Webb teleskobu 3-4 gün sonra atılacak. Tek amaçlarından biri, asıl amaçlarından biri, 3-4 tane asıl amacı var. Bu öte gezegenden atmosferlerini daha ayrıntılı inceleyecek, bize bilgi verecek. Solunabilir atmosferi var mıdır diye. Yüzeyinde su var mıdır diye. Çünkü biz yaşamı şöyle araştırıyoruz. Dünyaya bakıyoruz, dünyada yaşam nasıl oluştu? İlk hücreler okyanus diplerinde oluştu diyor biyologlar. Daha sonra çok hücreli oldu, daha sonra karaya çıktı falan. Dünyada yaşamın böyle meydana geldiğini biliyoruz. O zaman yüzeyinde su olan öte gezegenlerde yaşam olma olasılığı daha fazlalaşıyor. Dolayısıyla başlıyoruz hangi gezegenin yüzeyinde su olabilir diye.
Bunun için de yıldızından belli bir mesafede olduğu zaman biz ona yaşanabilir bölge diyoruz. Habitable zone. Mesela bizim güneş sisteminde Venüs'ten başlıyor. Mars, Venüs ile Mars arası ortam içerisinde bir gezegen varsa onun yüzeyinde su olabiliyor. Sıcaklığa bağlı olarak. Dünyamız da tam bunun ortasında. O kadar güzel bir dünyada doğmuşuz, yaşıyoruz ki. Dolayısıyla yaşanabilir bölgede olan gezegenleri çok iyi araştırıyoruz şu anda. Onlar da evvela suyu bulmaya çalışıyoruz. Arkasından orada da yaşam var mıdır diye bakacak bir sürü yeni yöntemler buluyor bilim insanları. Geçen de çok ilginç bir yöntem okudum. Mesela işte Çin'in hava kirliliği o şeyinden dolayı, teknolojisinden dolayı iyice bir berbat. O hava kirliliği, o kimyasal ortam hangi öte gezegende var diye bakıyorlar. Eğer bir öte gezegende aynı yapıyı görebilirlerse orada muhakkak teknoloji ilerlemeye başlamış, havalarını kirletmeye başlamışlardır diyerek bakıyor. Çok ilginç yöntemler bunlar. Bütün yöntemleri deniyor bilim insanları. Her şeye bakıyorlar. Yaşamı arıyoruz. Başka bir öte gezegende yaşam var mı yok mu diye. Diyerek bitirelim. En iyi uzaylı biziz. Çok güzel bir dünyada yaşıyoruz. Enfes bir dünyada yaşıyoruz ve bizden başka uzaylı yok şu anda. Biz uzaylıyız. Akıllı yaşam formu. Ve çok müthiş bir uzay aracımız var. Adı Dünya. Saatte 100 bin kilometre hızla hareket ediyor ve sen hiç farkında değilsin. Bunun habire güneşi etrafında dolanıyoruz. Saatte 100 bin kilometre hızla düşünebiliyor musunuz? Arabanız saatte 100 kilometre ile gider. Bu dünyamız... Dünyacılar da duymasın. İzliyorlar. Saatte 108 bin kilometre hızla güneşin etrafında dolanıyor. Bundan güzel uzay aracı olur mu? Ama hocam müsaadenizle şimdi sınırlarımızı merak edip zorlamasak bilim insanları çıkmazdı içimizden zaten değil mi? O yüzden benim bu konuda bir kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Nuh tufanı olduysa yani dünyada ve tufan sonrası birçok her türlü hayvan şeyi yok olmuş. Ve ondan önce de bir dinozorların neslini tüketen meteor çarpması var. Yani bizim Samanyolu'nda benzer krizler de yaşanabilir. Mesela bazı haydut gezegenler var böyle başıboş dolaşıyor. Girdiğiniz zaman bizim Samanyolu'na girdiğinde yörüngelerde kütle çekimlerde değişiklikler yapabiliyor. Yani birazcık daha eğik, epliktik düz yörüngesi şey yapılıyor. Bu tarz krizler de olabilir veya mesela bir gezegende bir patlama olduysa bütün Samanyolu'ndaki diğer gezegenleri de etkilemiş olabilir. Yani aslında bizim gibi başka canlı varlıklar olmuştur ama tıpkı dünyada yaşanmış Nuh tufanı gibi birbirini etkileyen birçok olayda onlar da vefat etmiş olabilirler. Yani mesela Mars'ın neden atmosferinin bu kadar zayıfladığı, niye manyetik kalkanın olmadığı gibi sorular da çok soruluyor. Demek ki bir takım Samanyolu içerisinde bizim farkında olamadığımız bir takım şeyler de yaşanmış olabilir geçmişe ait. Çünkü herhalde siz daha iyi bilirsiniz hocam. Evrenin yaşı 13.7 milyar civarında. Bizim dünyamızın yaşı da 5 milyar civarında. Aradaki farkta mutlaka bir şeyler yaşanmış olması lazım. Yani orayı keşfedebilmek için de işte bütün jeolojik bilgilerden tutun bulduğumuz bütün doku örneklerine kadar her şeyin geçmişini araştırmaya çalışıyoruz. Yani, ne kadarlık bir boşluk demiştiniz? Şimdi 5 milyar bizim herhalde değil mi? Hiçbir boşluk yok orada. Tamam işte hocamızın bakışından da ben orada ben yani... sormak istedim çünkü görüşünüz nedir diye. Şimdi 13.8 milyar yıl önce büyük patlamayla evrenin oluştuğuna iddia ediliyor. İddia ediliyor. Ne diyorsunuz teorili Big Bang teorisiyle ilgili? Onda zayıf taraflar var. Teori çünkü. Evet. Başta teori. Zayıf taraflar var. Bizim galaksimizin yaşı 11 milyar yaşında. 13 demiş. Güneşimizin o evrenin oluşumu o 13. Galaksimizin Samanyolu'nun oluşumu 11 milyar yıl. Güneşin 4,5 milyar yıl önce oluştu. Dünyamız Güneş'le beraber oluştuğu için dünyamız da 4,5 milyar yıl yaşında. Şimdi ilk evren oluştuktan sonra büyük yıldızlar süpernova olarak patladılar. İlk oluştuğunda sadece hidrojen ve helyum vardı evrende. Hiçbir ağır metal yoktu. Hiçbir başka element yoktu. Karbon, silikon falan hiçbir şey yoktu. Bu büyük yıldızların içerisinde süpernova olarak patladıkları zaman hep onların merkezinde oluştu tüm elementler. Onun için biz yıldızların tozundan oluşmuşuz der bilim insanları anlatmak için. Yani mesela kanımdaki demir Divriği'den gelmiyor. Sivas'tan Divriği'den gelmiyor.
uzaydan, başka yıldızların çekirdeğinden geliyor. Kalsiyum, dişimizdeki kalsiyum doğrudan doğruya başka yıldızların çekirdeğinde oluşmuştur bu elementler. Dolayısıyla nereye geliyorduk? Yaşlardan aradaki fark, o, aradaki farkta mutlaka aradaki bir şey var olmuştur. Aradaki farklar işte yani evrenin oluşumu, galaksilerin oluşumu, yıldızların oluşumu. Ha, bizim yıldızımız üçüncü nesil bir yıldızdır mesela. O zamanlar galaksi Güneş, içerisinde kalsın. İlk yıldızlar oluştu, onlar dağıldı, parçalandı. İkinci nesil yıldızlar oluştu, onların bulutlarına onlar dağıldı. Güneşimiz üçüncü nesil yıldızdır. Nereden anlıyoruz? Hep bu hidrojen helyumun dışında kalan tüm elementlerin bolluğundan anlıyoruz. Bu bolluk ne kadar artarsa genç yıldız oluyor. Genç yıldız oluyor. Dolayısıyla güneşimizin üçüncü nesil yıldız olduğunu biliyoruz. İşte bizim vücudumuzda da bu kadar yani hidrojen helyumun dışındaki tüm elementlerin oluşması, var olması üçüncü nesil yıldızdan sonra olduğunun göstergesi oluyor. Şimdi biraz evvelki soruya gelirsek işte bizim Samanyolu'nda sadece 1 trilyondan fazla öte gezegen var diyoruz. Evrende kaç tane galaksi var biliyor musunuz? 22 bin milyon civarında değil mi? 200 bin diye şey yapıyorduk. Son yapılan araştırma 2 trilyon olduğunu gösterdi. Evet. 2 trilyon galaksi. Her galakside 1 trilyon gezegen varsa evrende kaç tane gezegen var diye düşündüğünüz zaman müthiş bir sayı çıkar. Ama biz henüz Samanyolu'nun dışına çıkmadık. Samanyolu'nun dışına çıkmadığımız için Samanyolu'nda 1 trilyondan fazla öte gezegen var. Bunlardan birinde yaşam olabilir. Henüz bulamadık. Ama bulmak için dünyanın parasını harcıyoruz. Yeni uzay teleskopları dizayn ediyoruz. James Webb'in ana amaçlarından biri bu. Onu söyleyelim. Ben tabii hocam doğru söylüyor ama bir de galaksiler birbirleriyle çarpışıp tek büyük bir galaksi de oluşuyor. Yani evren içinde sürekli bir takım düzensizlikler de var. Yani bizim kontrol edemediğimiz, anlamlandıramadığımız. Şimdi hatta 2015 senesinde biz kendimizi kontrol edemiyoruz. Galaksileri nasıl kontrol edeceğiz? Yapmayın Allah aşkına. Kütle yer çok uzak bizden. Onun için. Yani anlamak açısından, bilim açısından kütle çekim ölçümlenmesi başladı ki hatta Ay'da da yeniden bu kütle çekim radyo frekansları ile dinlemeye alınacağı planlandı. Bu yüzden de aslında birçok yapboz parçaları yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani aslında bugün ulaşılan bilgi düzeyi çok fazlasıyla var ama yine de birçok konuyu açıklamakta yetersiz kalıyor. Karanlık madde, karanlık enerji, negatif enerji ki hala işte kara delikler biliyorsunuz sizin de geleceğim o konuya geleceğim. Konular. Yani orada biraz tabii birçok şey gri alana giriyor. Yani net değil. Herkes orada bir şey söylüyor o zaman. Yani bu antitez ve tez olarak gittiği için daha sentezleme kısmına gelemedik herhalde hocam. O kadar güzel şeylerden böyle arkası arkasına bahsediyorsunuz ki ben de yakalayamıyorum. Ayın kütle çekimi ile ilgili bir şey söylediniz. Ayda 7 kütle çekim yani diğer yani bu yeni yapılan bir 2015'te bulunan kütle çekim ölçümlemesi diye ifade edilen birçok gezegendeki diğer kütle çekimlerini de takip edebilecekleri bir modelleme yaptıklarından bahsediyordu. NASA okumuştum. Ayda da böyle bir merkez kurup bunu dinleyecek yani bu çekimi tekrar takip edeceklerinden bahsediyorlardı. Yani Ayda kütle çekimi çok düşük. Dünyadakinin altıda biri. Bütün Samanyolu'ndaki kütle çekimi. Dünyadakinin altıda biri. Kütlesine bağlıdır kütle çekim zaten. Eğer mesela Ay'da doğsaydınız şimdi sizi burada misafir edemeyecektik. Kafanız tavana vuracaktı. Uzun boylu olurdunuz. Bizi böyle kısa boylu şişman yapan bizim dünyamızın çekim gücüdür. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet, gerçekten. Ama Ay'da doğsaydınız daha uzun boylu olacaktınız. Daha yani farkmaz. Kütle çekimi düşük olduğu için. Onun için hep ortaokuldaki öğrencilere hep onu anlatırım. Çok hoşlarına gider. Şimdi diyorum Ay'da doğmuş olsaydınız Türkiye'ye gelip basketbol oynardınız. Dünyanın parasını kazanırdınız diyorum. Yani onun gibi Ay'ın da bir kütle çekimi var. Mars'ın kütle çekimi var. Mars'ın neden manyetik alanı yok? Dünyanın neden olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Çekirdeği saran sıvı bir demir çekirdek var dünyamızın. O sıvı demir çekirdek dünyanın manyetik alanını oluşturuyor. Mars'ın çekirdeğinde sıvı demir çekirdek olmadığı için manyetik alanı yok. Yüzeyindeki su yataklarına bakıyoruz. Nehir yatakları var gayet güzel. Tamam mı?
ama yüzeyinde su yok. Neden? Atmosferi zayıflamış. Atmosfer zayıflayınca atmosferik basınç olmadığı için su yüzeyde durmuyor. Doğrudan doğruya buharlaşıyor. Ama yüzeyinin hemen altına bir uzay aracı indiriyoruz mesela. Uzay aracının ayakları yere değiyor. Yere değdiği yerde beyaz beyaz gözüküyor. Ne gözüküyor? Buz gözüküyor. Yani yüzeyinin altında bol miktarda buz ve su var Mars'ın. O nedenle kutup bölgelerinde su gölleri bulundu. Şu anda da işte dediğim gibi 2-3 gün önce de o meşhur Büyük Kanyon denilen vadenin dibinde... O Mars fotoğraflarını hazırlayalım arkadaşlar. Cezera. Hocamıza bir sorayım. Pardon hocam, buyurun. Bu Büyük Kanyon'da sadece hidrojen elementten bakan bir aletle baktılar. Ve bol miktarda hidrojen olan yerde muhakkak su olabilir. %40 ki onun sudur diyerek H2O olduğu için suyun yapısı. Orada da kanyonun dibinde onu buldular. O kanyon çok ilginç bir yapıdır Mars'ta. Çok derin, çok uzun, müthiş bir yapı. Dolayısıyla... Hocam şuradan görebilir misiniz şu anda paylaşıyorlar görüntüleri? Değil mi o kanyonun görüntüleri? O kanyon... Şuradan görebilir misiniz? Kızıl Gezegen'den en son gelen resimleri paylaşıyorlar ama... Ben şey de soracağım. Oradaki o yapı kalıntıları olduğu iddia edilen bazı görseller var. Şimdi hani Nihan Hanım'a da konuşmuş gelen önce... Onlar da gelirse onları da hocamıza soracağım. Hı hı. Bakalım ne diyecek hocamızın görüşü nedir? Yani doğrusu merak ediyorum. Bol miktarda Mars'a uzay aracı gönderiyoruz. Her iki senede bir iki üç tane gönderiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi en az şu anda 8-10 tane uzay aracı Mars'ın etrafında dolanıyor. Sürekli Mars'ı inceliyor. Evet. Mars'ın atmosferini inceliyor. Ama hiç orada yüzeyen yani yürüyen canlılar falan göremedik. Uzaylı Marslıları pardon. Hiç göremedik ama her şeyini anlamaya çalışıyoruz. Neden anlamaya çalışıyoruz? Çünkü Mars'a insan göndereceğiz. Biraz lafını yapıyordunuz gene filmde gördüğünüz bir şeyin. ESA onu planlıyor. 6 ay sürecek Mars'a gidiş. Yaklaşık Mars yolculuğu. Evet. Mars yolculuğu 6 ay sürecek. 8 aydı zaten. Değil mi? 8 aya 6 aya mı indiriyor? 500 gün derler. Evet. Bunlar kalyon görüntüleri. 300 gün gidiş, 300 gün geliş diye. Evet. Elon Musk'ın da karbondioksitli roket projesi var. Yani şeydeki atmosferdeki karbondioksiti kullanarak bu seyahati 4'e indirme gibi, 4 aya indirme gibi bir önerisi de var. Ama bu sadece yine her zamanki yaptığı bir konuşma süresince kafasında gelen bir şey. Ama başkalarına göre de nükleer yakıtta bir roket kullanılabilirse daha hızlı gideceğiyle ilgili. Ama karbondioksit roketi de ilginç bir roket. Yani yeni son gönderilen uzay aracının adı neydi? Hangisi? Son gönderilen. Starship'i mi söylemek istiyorsun? Yok. Hangi taraf hocam? Neyse. Ay'a mı uzun? Yok Mars'a günde. Mars'a... Şeyin Perseverance'ın. Perseverance. Türkçesi neydi? Türkçesi. Neyse. Onda küçük bir alet götürdüler. Helikopter. Helikopterin dışında karbondioksidi alıp oksijen üretebildiğini gördüler onu. Evet. Yani karbondioksidi alıyor, karbonu atıp oksijeni üretebiliyorsun. Mars'a dolayısıyla... giden SpaceX'in görüntüleri. Evet. SpaceX Mars'a gitmedi. NASA gönderdi Perseverance'ı. Evet. SpaceX olduğunu emin misiniz arkadaşlar? Öyle bilgi geldi de. SpaceX bol miktarda uluslararası uzay istasyonuna alçak yörüngedeki gönderiyor. Uzay istasyonları şey yapıyor. Astronot taşı. Hoca değil diyor çünkü. Hı-hı. Astronot taşı onlardan biri olabilir. Hı-hı. Ve Amerikalı astronot kadın uzun süre kaldı uzay istasyonunda. Geçen de onun reklamı vardı. 328 gün uzayda kaldı. Dolayısıyla uzaya gidecek miyiz diye biraz evvel bir soru vardı. Uzayda yaşıyoruz şu anda zaten. Uzun zamandır. Uzun başka zamandır. Gezegene gidecek miyiz? Başka gezegene. Ay'a gideceğiz. Ay 2024'de ertelendi diye bir laf var. Artemis projesi 2024 diye biliyoruz ama şimdi 2023 daha da ertelendi diyor. Elon Musk ama daha önce sizi götürebilir. Elon Musk'ı yani Ay'a götürebilir. Ay'ın etrafında bir tur atıp tekrar dünyaya getirebilir. Ay çok yakın bize çünkü. 384 bin kilometre. Hocam Ay'ın karanlık tarafıyla ilgili görüşlere ilişkin bilim insanı olarak ne diyorsunuz? The dark side of the moon. Değil mi? Evet. Ay'ın karanlık yüzü. Ay'ın karanlık yüzü yok Beyza. Nasıl hocam? Ay'ın karanlık yüzü yok. Ay ekseni etrafında dolanıyor. Dünyamız ekseni etrafında dolanıyor mu? Biliyorsunuz. 24 saatte bir dolanır. Dolayısıyla yarısı gündüz yarısı gecedir. Ay ekseni etrafında 28 günde bir dolanıyor. Ne demek bu? 14 gün gündüz,
14 gün gece. Yani gidip oraya otursanız, ayda bir ev yapsanız 14 gün geceyi yaşarsınız, 14 günde gündüzü yaşarsınız. Ayın her tarafı güneş ışığı görür. Ayın karanlık tarafı yoktur. Belli bir anda yarısı karanlıktır. Şimdi dünyamızda olduğu gibi. Yani biz her zaman aynı yüzünü görmüyor muyuz? Hep aynı yani? Yüzünü de görüyoruz. Ama arka yüzü aslında. Güneş ışığı görüyor yani. Hı. Karanlık değil. Peki bizim göremediğimiz tarafta ne var şeklinde sorsam? Of, orayı çok iyi biliyorsun çünkü bütün o en ince ayrıntısı kadar fotoğraflar çekiliyor, gönderiliyor. Hatta Çinliler oraya şimdi bir uzay aracı yerleştirdiler arka tarafa. Uzay aracı çıktı, ayın yüzeyinde yürüdü. U2 idi herhalde. Çağ 5'i mi söylüyorsunuz hocam? Evet, onun içinden çıkan aracın adı da U2'ydu zannedersem. Evet. U2 çıktı, yürüdü. Hatta bugünlerde çok ilginç bir keşif yaptı. Bir tane böyle çok uzakta, çok uzakta değil ev gibi ama bir şey, kulübe diyorlar. Sansasyonel yaratmak için olabilir ama belki değildir. Hiçbir şey, bir şey kaya oldu ortaya çıkacak evet. Onu ama YouTube şimdi o kayaya doğru yürüyor. 80 metrelik yolu yaklaşık 3 ayda alacakmış çünkü bunlar çok yavaş yürüyor. Gece olduğu zaman YouTube uyuyor. Hı hı. Gündüz olduğu zaman güneşten gelen ışınlarla aküsünü doldurduktan paneller sonra var üzerinde güneş panelleri onlarla aküsünü çalışıyor. Doldurduktan sonra yoluna devam ediyor. Ayın arka tarafı da bol miktarda yine kraterlerle kaplı dağlık bir alandır. Bize bakan tarafında mesela düz alan, lavlarla kaplanmış alan daha fazladır. Ama arka tarafta çok azdır lavlarla kaplanmış alan. Dağlık, bol kraterli bir yer. Meteorlar çarptıkça o kraterler oluşuyor. Hı hı. Yani sürekli meteor çarpıyor, krater oluşuyor. O yüzden de bu tarz şeylere çok maruz kalıyorlar. Çünkü Jüpiter çok ağır, kütle çekimi fazla olduğu için birçok aradaki bir sürü şey bize doğru geliyor meteor olarak. En fazla da tabii ay öncelikli olduğu için ona çarpıyor. Yani o kraterlerin oluşum süreci öyle. Mars'ta da o büyük şeyler hep oradan kaynaklı. Bu arada hocam sizin getirdiğiniz görüntülerin üzerine de konuşalım. Onları hiç kullanmıyoruz o görüntülerle ilgili. Yani bu güzel fotoğraflar getirdim. Gökyüzü fotoğrafları getirdim ama üzerinde konuşacağımız şeyler de var tabii ki. Leonard sizin o az önce bahsettiğiniz yeşil. Elbiseli kız. Elbiseli kız. Evet. Evet onun görüntüleri tuvaletini var. Giymiş gökyüzünde dolaşıyor. Kuyruklu yıldız olduğu belirtin hocam. Evet iki numaralı. İki numaralı aslında 2, 3, 4, 5 de hepsi şey evet. Değil mi? Leonard'ın görüntüleri kuyruklu yıldız. Bu kuyruklu benim çektiğim evet. Bir fotoğraf değil. Kuyruklu yıldız iki galaksinin hatta üç galaksinin arası önünden geçerken çekilmiş bir fotoğraf. Yukarıdaki galaksiye Balina ismi verilmiş. Balina'ya benzetildiği için. Evet. Hep benzetme. Biz yani astrofotoğrafide gökyüzü hı-hı. Fotoğrafçılığında çok kullanırız bunu. O Balina galaksisi. Yeşil elbiseli kızı görüyorsunuz. Bir sonraki. Neden yeşil görünüyor hocam? Size sormuştum arada. Niye yeşil görüyoruz biz? Karbon, dioksit, siyonejen gibi karbon içerikli moleküllerin iyonlarının verdiği bir çizgi bu. Muhteşem görünüyor. Bu da benim çektiğim bir fotoğraf değil. Yine başkasının çektiği bir fotoğraf. M3 küresel küme. Bu küresel kümelerin içerisinde yüz binlerce yıldız oluyor. Yani yıldızlar ve yaşlı yıldızlar bunlar. Yaşlılar bir arada yani bol miktarda bunlar küresel küme deriz. Açık kümeler de vardır. Onun yanından geçerken güzel bir görüntü. Şu sağdakini diyorsunuz sağdaki, değil mi? Evet. Tamam. Orada on binlerce, yüz binlerce yıldız olabiliyor. Bir sonraki. Bunlar bu benim çektiğim fotoğraf aynı kümenin yanından geçerken saklı kentten evet. Görünüşü bu. Yani o saatte sabahın saat 6'sında. Işık kirliliği yok tabii. Işık kirliliği olmadığı için çok güzel fotoğraflar evet. Çekebiliyoruz orada. Aşağıdaki de o M3 küresel kümesi. Bunlara bir isimler verilir. Oradan neyle gördünüz? Teleskopla değil mi? Teleskopla. Yaklaşık 20 santim çaplı bir teleskobum var arkasında bir kameramla. Bunu çektim. Uğur İkizler'le arkadaşımla beraber gitmiştik. Beraber analiz ettik fotoğrafı. Yani çekiyorsunuz, çektiğiniz fotoğrafları istifliyorsunuz. Üst üste koyduğunuz zaman cisimler daha iyi kendisini gösteriyor o zaman. Bir sonraki. Ne kadar yeşil elbisesi daha da belli. Bunu sadece fotoğraf makinesiyle çektim mesela. Öyle mi? Evet. Hocam çok 200 güzel. Milimetrelik bir lens kullandım. Bir fotoğraf makinesiyle çektim. Ama bu da yine yaklaşık
30 tane karenin üst üste istiflenmesi sonucu elde edilen şey. Yalnız ışık kirli olmadığında görüntü muhteşem. Yani evet. Birçoğunuz belki değerli izleyiciler bayağıdır bunu yapmadınız ama yapmanızı öneririm. 10. slayta bakalım. 10. ona mı geçiyoruz? Aradakiler atlıyor muyuz? Geri dönebiliriz. Bu asıl sorularınızdan biri vardı. İkizler Dünyamıza göktaşı. Meteor çarpar mı diye. Çarpacak mı? Çünkü bugünlerde tabii çarpma ihtimali var. Artık konuya getirdiniz direkt siz onu. Oraya getirdim. Meteor çarpma ihtimali var mı? Evet. Dünyaya sürekli meteor çarpıyor biliyor musunuz? Her gün çarpıyor. Ama NASA tarih vererek duyurmuştu değil mi? En büyük, gözlemlenecek en büyük asteroidin dünyaya yaklaştığını söylemişti. Dünyaya yaklaşıyor, dünyanın yanından geçip gidiyor. Onun için şundan üzerinde konuşayım, biraz da tamam, onunla hocam. Da ilgili söyleyeceklerim var. Mesela işte akan yıldız yağmurları. Akan yıldız yağmurları küçük mercimek büyüklüğündeki taşların büyük bir hızla atmosfere girmesinden kaynaklanır. 14 Aralık'ta güzel karanlık evet, bir yerden gökyüzüne baksanız ikizler akan yıldız yağmurunu görürsünüz. Bunlar da üst üste konmuş, istiflenmiş fotoğraflardan. Bir sonraki... Bunu kim çekti? Bunların çoğunu şeyden aldım. Tamam. APOD dediğimiz, Astronomy Picture of the Day diye NASA'nın bir sayfası vardır. Orada güzel fotoğraflar seçerler. İşte bu da Perseid'ler 12 Ağustos'ta. Antalyalılar gelir, öğrendiler artık. Saklı kente gelip orada Perseid'leri izliyorlar. Bunlar da yani bazen çok yoğun olarak akar. Yani saatte 100 tane, 200 tane gördüğünüz zaman olur. Böyle şakır şakır akar gökyüzünden. Bu da yine üst üste istiflenmiş görüntülerdir. Onlar şimdi bir numaralı şeye geçelim slayta. Bir numaralı slayta size bakın birçok yörünge göstereceğim. Bu şeye dikkat ederseniz Güneş ortada, Merkür, Venüs, Dünya'nın yörüngesi, Mars'ın yörüngesi var. Hı hı. Bu diğer yörüngelere baktığınız zaman bu Dünya'ya çarpma olasılığı olan, öyle demeyelim, Dünya için tehlikeli olduğu düşünülen 1000 tane meteorun, ya da göktaşı demek en güzel, 1000 tane, tamam. 1000 tane göktaşının yörüngesi. Çapı 140 metreden büyük olan 1000 tane göktaşının yörüngesi. Bu çapı 140 metreden büyük olanların hepsini saptayabiliyoruz. Ve bunların bir gün çarpabilir mi diye baktığımız zaman önümüzdeki 100 yılda hiçbir çarpma yok. Bunların hiçbiri çarpmayacak. Çapı küçük olan göktaşlarını gözleme olasılığımız yok. Yakalayamıyoruz. Hele 50 metreden daha da küçükse onları yakalayamıyoruz. Geçmişte çarpmış olanlar yani ne kadar önceden öngörülebiliyor, tespit edilebiliyor? Yani böyle 140 metre olan çok önceden biliyoruz artık. Yörüngelerini biliyoruz. Eğer bir gün çarpacaksa ne zaman çarpacağını da söyleyebiliriz. Ama çapı 100 metreden küçük, 50 metreden büyükse 2-3 gün önce fark edebiliyoruz ancak. Mesela Türkiye'ye düşen, Bingöl'e düşen bir göktaşı vardı, hatırlıyor musunuz? Bir gün önceden NASA'dan görmüşler, NASA'dan bir hoca geldi, hemen inceledi. İlginçti onun da şeyi, kökeni ilginçti o meteorunda. Vesta isimli bir başka asteroitten geliyordu o parça, çok ilginç bir şekilde. Onu sapladılar, biliyorlardı. Yani 3 gün önce saptanma şey geldiğini gördüler, hemen oraya bindiler. Dolayısıyla bir göktaşının dünyaya çarparak kıyameti oluşturması çok zor. Bunlar ne zaman, yani dediğim gibi önümüzdeki yüzyılda yok böyle bir şey. Ondan sonra bir çarpacak bir şey olsa onun antrenmanlarını yapmaya başladık. Şimdi DART diye bir uzay aracı gönderdi mesela NASA. Onu daha evvel de denemişlerdi ama küçük bir mermiyle denemişlerdi. Şimdi daha ilginç bir deneme yapacaklar. Bir çarpma sonucu bu göktaşının yörüngesini değiştirebilir miyiz diye bakacaklar. Deney bu. Daha önce 2018 yılında dünyaya 300 bin kilometre kadar yaklaşmış bu. 2018. Sürekli. Yani AH diye mi okuyayım bilmiyorum koydukları ismi. Araç ne gök
cismin içi 84 ila 190 metre arasında olduğunu tahmin ediyor. Bu da 12 megatonluk bir patlamayla sonuçlandığını. Ona eş değer bir evet. enerji yayacağını söylerler. Tunguska asteroidine benzer diye açıklanmış. Yani söyle ona benzer, buna benzer, Arizona'daki kratere benzer de diyebilirlerdi. Her şey diyebilirsiniz. Ama bakın dünya için tehlikeli dediğimiz göktaşları ne demek biliyor musunuz? Onun bir anlamı var, tanımı var. Buyurun. Dünyaya 7,5 milyon kilometreden yakın geçen. Şu Rusya'da hatırlıyor musunuz 2013'te diye bir ışık? 2012'ydi herhalde o. 12 mi 13 mü? Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir görüntüsü vardı onun. Tam o Marduk bize çarpacağı zamanda. Hani Marduk hikayesi var ya hani. Evet, Nibur Marduk. Ha geldi gelecekti. O zaman zaten televizyon yıldızı yapmışlardı beni. Evet. Ya böyle bir... Çok mu çıkmıştınız o? Çok çıkmıştım. Evet. Yani hep anlatıyordum ama kimse dinlemiyordu. Estağfurullah. Yani bir gezegen bize yaklaşıyor olsa... Çok ilginç, spektrumun çeşitli dalga boylarında biz gözlem yapıyoruz. Kırmızı öte teleskoplarımız var, uzay teleskopları. Ya bunu görürüz, çok önceden saptar diyorduk. Ama son ana kadar 21 Aralık mıydı? 21 Aralık 2012'de çarpacak diye bu... Ama Şirince'ye bayağı yabancı turist gelmişti hocam. Dünyada çok inanan olmuş. Hep inanıyor. İnanmak istiyorsunuz. Rusya'daki hocam 1908'de... Potkamennaya, Tunguska nehri üzerinde ne kadar? Yani şimdi bu yeni asteroidin de yani 2018E içinde şey olduğunu düşünüyorlar. Yani olursa çarparsa Tunguska olayından daha büyük sonuç. Dünyadaki nasıl söylemiş? En büyük krater Güney Afrika'daki. Şimdi çarpma olayı yok Meksika'daki bir kere. Yani çarpmayacak. Dünyaya belli bir kilometreden geçip gidecek. 3 milyon kilometre mi? 4 milyon kilometre mi? Bakın milyon kilometre ile konuşuyorum. Yani bilimciler, bilim insanları tanımı yapıyorlar. Diyorlar ki aman diyorlar 7,5 milyon kilometreden daha yakın geçecekler de alalım ne olur ne olmaz diye onun hesabını yapıyorlar. 2012-13'te çarpan, Rusya'ya çarpan. O Rusya bir görüntü bulmuş arkadaşlar. Çelyobinski kentinin üzerinden geçti, bir gölün içerisine düştü. Bu büyük bir hızla geldiği zaman öndeki atmosferi sıkıştırır, havayı sıkıştırır, şok dalgaları oluşturur. Çelyabinski kentinin tüm camları kırıldı. Öğrenciler yaralandı o cam kırıklarıyla, bir göle düştü. 17 metre çapındaydı düşen göktaşı. Fakat Tunguska olayı hala çözülmüş bir şey değil. Çünkü Tunguska'da şey yok, krater yok. Yani bir göktaşı, öyle bir göktaşı gelip de çarpmış olsa muhakkak krater oluşturur. Krater yok. Onun için çok çeşitli bilimsel çalışmalar var. Bazı bilimcilere göre bir göktaşı giriyor, dünya atmosferine giriyor. En yakın yerde Tunguska'yla şey diyor, orada müthiş bir şok dalgaları oluşturup, orada bir patlama yapıp atmosfer içerisinden geri çıkıyor. Ağaçlara da zarar vermiş diyor. Tüm ağaçlar yattı. Evet, evet. Yani yüz binlerce ağaç yere yatmış vaziyette. Yani girdiği ve o efekti yani dünyaya o efekti verdiğini bilim insanları kabul ediyor. Ediyor. Ama olması gereken şey yok. Etki yani krater oluşturmadı, iz bırakmadı. Halbuki böyle düşse muhakkak bir krater açar. Türkiye dünyada 160 tane krater bulundu şimdiye kadar. Ayda binlerce krater var. Oradaki kraterler bozulmuyor. Neden? Yağmur yok, rüzgar yok, su yok. Dolayısıyla her oluşan krater anında duruyor orada. Dünyamızda öyle değil. Ben bir tane Türkiye'de hiç krater... Şey ama biliyorsun değil mi? Videosu vardı arkadaşlar. Bu görseli mi? Bu meteor çarparsa dünyada hep ne olur? Hep otoyolda hatırlarsınız değil mi o görüntüleri? İşte o Rusya'da. 2012 mi 2013 mü? Ben 2013 diye hatırlıyorum ama hocam daha doğru söylüyordur muhtemelen 2012 diyor. Rusya'da tespit edilen görüntü. Şimdi o zaman çapı küçük olan meteorlar düşecek. Yeryüzüne düşecek. İşte Çelyabinski kentine düşen 17 metre çaplı. O tür şeyler düştüğü zaman düştüğü yerde bir sorun yaratır. Yani bir kenti yok edebilir falan. Deprem yapar, tsunami yapar. Yer sarsıntısı. Denize düşerse hocam? Denize düşerse daha rahat ederiz, kimse ölmez hiç olmazsa. Tsunami yaratır. 4'te 3'ü deniz çünkü dünyamızın büyük ihtimalle denize düşer. Ya, okyanusta tamam mı? Hani tsunami etkisi. O zaman tsunami etkisi olur zaten okyanusa düşse dahi. Okyanusun kenarında olanlar düşünsün diyeyim. Ama şu anda dediğim gibi
çok büyük kütleli bir göktaşı dünyamızda düşmüyor. Ama her gün düşüyor. İşte biraz evvel akan yıldız yağmurlarını gösterdim. Bu akan yıldız yağmurlarında veya normal gecede çıkın, bazen çok parlak göktaşı görürsünüz. Hatta böyle güzel renk, arkada bıraktığı rengini de görürsünüz. O renkle mesela sarıysa demirden oluşmuş bir göktaşıdır. Efendim mavi yeşil gözüküyorsa magnezyumdan oluşmuş bir göktaşıdır. Onun böyle parlar, tüm bulunduğunuz çevreyi aydınlatır, yeryüzünü aydınlatır yani, o kadar güzel. Onlar da ateş topları diyoruz. Daha büyük, 2-3 metre çaplı, yani 1 metre çaplı göktaşları diyoruz. Tamam, videosu geldi. Hocam 2013 diyor bakın kayıtta. 15 Şubat, tamam. Evet. 21 Aralık 2012'den hemen sonra olduğu için ben onun için ona yaklaştırmıştım da. Yani dediğiniz çapta bir ama göktaşın düştüğü an efekti bile bu kadar oluyorsa, insan hakikaten diğerlerini bu kadar sorgulayıp merak etmekte haklıyız hocam yani. Ama yani. Şimdi çok tarih öncesi yani bu. Dinozorların yok olması. Yani şimdi evet, o dönemki insanoğlunu düşünün, o gökyüzündeki büyük hareketliliği yorumlaması çok zor. Gerçi çok güzel izler de bırakmışlar yani, en azından yaşadıklarını iz bırakmışlar ama yorumlaması ne kadar güç, biz bu kadar veriyle ürküyoruz. Yani bu artık biraz şey, ne derler, ben burada, doğal bizim doğamız yani, bu kadar merak etmek, endişe etmek, sınırlarımızı zorlamak, sormak. Teknolojik olarak söyleyeceğim bir şeyler vardı, eğer alayım mı? Merak etmezsek bilim ilerlemez zaten. Evet, bilim insanı, merak ettiği için ilerliyor ve sizler öğreniyorsunuz, evet. Bizler öğreniyoruz. Ama hala uzayda, evrende bilmediğimiz çok şey var tabii ki. Ama sürekli olarak keşfediyoruz, kendimizi de sınıyoruz. Tekrar tekrar aynı deneyi yapıyoruz, aynı veriyi alıp bakıyoruz ki merakımız yok olsun diye. Hı. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Az uz değil yani. Kesinlikle. Ben reklama 3 dakika, o yüzden söz vermemiştim ama aldınız, o zaman şey yapın. 3 dakika sürdürün lütfen. 2 resmini açabilirler mi? 2. 2. Şimdi mesela Rusya bundan sonra gelecek olan her türlü meteoru füzeyle vuracağını söyledi. İkide de şimdi uydularda yeni lazer sistemleri deneniyor biliyorsunuz. Yani hatta Star Wars'ta vardı. Bir gezegen yok edebilecek kadar yönlendirilmiş elektromanyetik spektrum oluşturup bir gezegeni bile parçalayabileceğini göstermişlerdi. Amerika'nın da askeri planları içerisinde böyle bir şey var. Yani ayda bir şekilde bu tarz yönlendirilmiş elektromanyetik spektrum silahlarını kullanmak koşuluyla dünyayı her türlü meteor veya herhangi bir başka gezegenle çarpmasından kurtaracak silah teknolojisini koymayı düşünüyorlar. Yani bu da tabii uzayın silahlanmasının dünya halkları için kurtarıcı olabileceği bir noktası var. Bu lazerle yok edildiği anda zaten hiçbir sıkıntı yok. Ama burada da şu an için dünyada bu meteorların sizin de söylediğiniz gibi hareketleri çok yakın takip ediliyor ve DART da bir deneme aşaması olarak NASA tarafından gönderildi. Çarparak şeyini değiştirecek. Ayrıca Japonlar da bir asteroid üzerinde bir takım patlatarak böyle bir şey gönderdiler. Oradan toz alıp geldiler. Ama yani bu geliştiriliyor. Bu lazer yüksek enerji silahları daha da geliştirilerek uzayda kullanılacak. Bunu tabii sadece dünyadaki bir savaş olasılığı değil ama dünyanın çevresindeki her şeyi kurtarmak adına. Bu yüzden de aslında insanların rahat olması lazım. Çünkü Türk Uzay Ajansı da meteorla ilgili, evet, bir haber çıktığı zaman lütfen buna inanmayın diye yaptı, haber yayınladı. Çünkü şu anki teknoloji, silah teknolojisi bunu yok etmek için çok müsait. Yeter ki biz doğru zamanda hızlıca hareket edip bunun yaklaşmasını engel olmak. Zaten şu denmiyor mu, uzay bütün insanlık için, hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber yok olacağız ya da hep beraber hareket edeceğiz. Yani tutup da o silahı Amerika'yı yok etmek için de kullanabilirsin ama diyor ki yok, hayır, bunu yapma, dünyayı tamamen kollayalım. Yani bu da tabii güzel bir düşünce. Bence bu silahlar çok yakın zamanda, yani bir sene sonra, hatta şu an için var bile olabilir uyduların bazılarında, Çin'in de var çünkü. Sırf amaç korumak. Ama şunu da diyebilir ki ben sadece kendi ülkemi korurum. Türk Uzay Ajansı ne diyor mesela bununla ilgili? Bu askeri kısma girdiği için onlar bir şey demiyor. Çünkü Türk Uzay Ajansı sivil bir yapı olduğu için. Ama der ki her ülke, ben kendi uydumla kendimi korurum. O zaman sizin de öyle bir uydunuzun olacak. Ve uydunun içinde yönlendirilmiş elektromanyetik spektrum silahınız olacak ki patlatıp kendinizi kollayacaksınız. Kısa bir ara, ondan sonra devam edeceğiz.
Yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Kısa aranın ardından şimdi yorumlara bakıyorum. Arada da baktım elbette. Hocamızın görüşüyle ilgili, açıklamalarla ilgili farklı görüşler de var. Biz yine söylediğimiz gibi uzaydaki sır etiketi altında görüş ve önerilerinizi, fikirlerinizi, hatta eleştirilerinizi bekliyoruz değerli izleyiciler. Bakalım insanlar misal demiş izleyicimiz uzaydaki sır etiketi altında. Çoban yıldızın aslında bir gezegen olduğunu bile bilmiyor. Venüs gezegeni, o kadar çok şey var ki bilinmeyen demiş, görüşünü paylaşmış. Ve yine aynı izleyicimizim, evet normalde Sirius yıldızı Güney Avrupa'da Temmuz ve Ağustos'ta görünür demiş. Bunu demiş Wikipedia'da da yanlış bildiğini söylemiş. Piramitler meselesini yazmış. O görseli arkadaşlar ben atmıştım. Şimdi soracağım hocamıza. Yörüngesi tehlike oluşturmayan göktaşına müdahale ederek dünyaya çarpma tehlikesini çoğaltmaz mıyız demiş Murat Uğur. Soracağım size uzaydaki yeni teknolojileri konuşurken az önce söylediğiniz için ondan hareketle sormuş İnci Hocam. Ve bakalım. Şimdi... Hocam süpernova patlaması ve benzeri bir şok dalgası kelebek etkisi oluşturup meteorları yeniden karamaz mı? Ne demek onu tam anlamadım. Karamaz mı? Tam onu ne demek istediğinizi orada anlayamadım. İmla hatası mı yoksa ben mi anlayamadım? Bağışlayın. Ha, özür dilerim, asteroidleri sonra demiş. Tamam ama karamaz mı anlamadım. Demiş ki 66 milyon önceki çarpmadan bahseder misiniz Meksika'ya düşen? Bayağı görüş ve soru var. Uzay araştırmasına katılmayan uluslar bu teknik devrim karşısında ezileceklerdir demiş. Erik von Däniken'in sözünü paylaşmış bir izleyicimiz. Ve İbrahim Bey demiş ki uzaydaki sır, hocama Kardashev ölçeğini sorabilir misiniz? İnsanlık tip 1 ve tip 2 seviyesine ulaşabilir mi? Teşekkürler. Biliyor musunuz? Tip 1, tip 2. Kardashev ölçeğini sorabilir misiniz diye sormuş. Bana mı? Mi? Hocam demiş, hanginizi bilmiyorum. İkimiz hocam. Fikriniz varsa görüşünüz. Ben teorilerle uğraşmadığım için herhalde İnci Hanım bilebilir. Evrenin yaşının 13.8 milyar olduğu söyleniyor. Son incelemelerde 32 milyar ışık yılı uzaklıkta galaksi keşfedildiği açıklandı. Bu konuda Ethem Hoca ne söyler? Teşekkür ederim. Demiş... Suzan Hanım demiş ki ilk kez uzaylıların olmadığını bilimsel şekilde anlatan Ethem Derman Bey'e katılıyorum. Uzaylıların varlığına hiç inanmadım. Bu senaryolar Amerika ve Rusya'nın kendi buluşlarının kamuflesi demiş Suzan Hanım. Fatih Bey demiş ki Türklerin sırrı aydadır demiş. Hüseyin Bey demiş ki Beyza Hanım dünyanın ve gezegenlerin neden hiç resmi yok sorar mısınız demiş. Böyle çok soru var, farklı görüşler de var. Ama o sorduğu soruyla ilgili eğer bir görüşünüz yoksa onu geçelim. Şimdi hocama yine uzayları sormaya devam edeceğim. Kara delikleri soracağım bu bölümde. Kainatın sonu geliyor mu diye soracağım hocamıza. Dünyanın sonu demiyorum, kainatın sonu geliyor mu diye soracağım. Ve uzay yolculuğumuzun üzerinde duracağım. Sizin de sorularınız varsa lütfen söyleyiniz. Bu arada hocamın sayfasından bazı sorular aldım. Dünya'da güneş çevresinde dolansaydı ne olurdu? Yazılarınızdan hareketle. Siz yazmışsınız hocam. Dünya? Dünya'da güneş çevresinde dolansaydı ne olurdu? Özellikle mi dolanıyor? Tam öyle yazmışsınız siz. Yanlış bir şey var. Dünya güneş çevresinde dolansaydı ne olurdu? Hocam sizin sayfada var. Ben mi yanlış geçirdim acaba? Olabilir. Bilim zehirlenmesi. Bilime değil de saçma sapan şeylere inanmak. O saçma sapan şeyler ne? Bunları da sizin sayfanızdan almıştım. Saçma sapan şeyler işte düz dünyalar, uzaylılar, efendim Jüpiter, Merkür'ün geri gitmesi zamanında borsada oynamayın demeler. Jüpiter'in etkisiydi. Yok astroloji diye. Bunların hepsi saçmalık. Bunların doğru bir tarafı yoktur. Bilimi sevin. Bilime güvenin diyorum. Astroloji astronomiyle kardeş değil mi hocam? Zamanında 1500'lü tamam. Yıllara kadar kardeş ilerledi. Ama 1500'de astroloji tam olarak bir bilim olduktan sonra astroloji bir kenara kaldı. Ve astrolojiyle uğraşanlar da kendilerini yenilemediler. Hep aynı şey devam ediyor. Halbuki tüm o takım yıldızların yerleri değişti. Mesela yıldız tozu meselesini anlattınız. Dolayısıyla bizim kimyamızın gökyüzündeki gezegenlerin hareketiyle etkileşimli olması mümkün değil mi hocam? Neden olsun? Niye olsun?
Yani kimyasal yapı aynı mesela diyoruz. Mesela ayın gelgitiyle bizim etkileşimde olmamız mümkün hiç, değil mi? Hiç mümkün değil. Ayın gelgit etkisi sadece büyük su kütlelerine özgüdür. Yani o da diferansiyel çekme dediğimiz şeyle ilgilidir. Benim vücudumdaki suyla ayın gelgit etkisinin hiçbir etkisi yoktur. Ama ille de insanla etkisini araştırırlar. Ay şu dönem 28 gündü, bak ayın da dönemi 28 gündü derler. Mesela hiçbir memelide, diğer memelilerde öyle bir durum yoktur. Tamam mı? Ama ona inanmak istiyoruz biz. Ay o dönem 28 gün, ayın döneminde 28 gün tak buluştular ya, ondan kaynaklanıyormuş, aydan kaynaklanıyormuş deyip çıkıyoruz işin içinden. Alakası yok. Eski uygarlıklarda astronomların tespitleri öngörülerine göre hareket etmiş liderler, yöneticiler mesela. Ve bu tespitler gök hareketlerine göre savaşa çıkmak. Ondan sonra kafalarını kesmişler. Gelecek doğal afetler gibi. Ama neden ona göre hareket etmişler? Beni şöyle ayağa kalkacağım. Hocam o yazınızı size şöyle göstereceğim. Kendimle çeliştim çünkü. Dünyada ay gibi güneş çevresinde dolansaydı ne olurdu sizin? Dünyada ay gibi güneş çevresinde dolansaydı ne olurdu? Ben de anlamadım şimdi yazdığımı. Altını oku. Vallahi ben bu tür soruları sevmiyorum ama çocuklar seviyor diye başlamışsınız. Ben bu tür soruları sevmiyorum ama çocuklar soruyor. Quora'da ve uzmanlar da onlara yanıt veriyorlar. Neden olmayacak bir şeyi sorarlar diye düşünüyorum. Ama bu tür soruları düşünmek insanın konuyu daha iyi anlamasına neden oluyor. Bu da bir gerçek. Geçenlerde ay yer çevresinde nasıl dolanıyor konusunu yazdıktan sonra sanırım bir öğretmen arkadaş bana benzer bir soru sordu. Yani dünyanın bir günü bir yılına eşit olsaydı. Orada. Sorun orada. Hani ayın bir dönmesi, evet, eksen etrafında bir dönmesi yörüngesindeki bir dolanmasına eşittir. İkisi eşit, yaklaşık 28,5 gündür ya. Hı hı. Onun için bize hep aynı yüzünü gösterir. Burada da onu söylemek istiyor. Bir yılına eşit olsa dünyanın her tarafı güneş ışığı alır mıdır diye. Yani dünyanın bir günü bir yılına eşit olsaydı ne olurdu sorusu var bu işin içerisinde. Tamam. Başlıkta o zaman değil evet. mi? Affedersin. Ay dünyanın çevresinde dolandığı gibi güneş de dünya da güneşin çevresinde dolansaydı, yani bir dolanması bir yılın evet. bir günle eşit olsaydı ne olurdu diye. Evet. Sürekli olarak bir tarafı güneş ışığı alırdı. Hmm. Bir tarafı da hep karanlık kalırdı. Tamam. Tamam. Çünkü güneş. Ama bu tarafta ayla dünyayı düşündüğümüz zaman ışık başka yerden geliyor. Güneşten geliyor. Onun için ayın karanlık yüzü yok mesela. Ayın yarısı karanlık, yarısı aydınlık. Ama ayın tüm yüzeyi güneş ışığı görür. Öbür tarafta eğer dünya güneşin çevresi aynı şekilde dolansaydı, bu sefer dünyanın yarısı aydınlık olacaktı, yarısı karanlık olacaktı. Herkes de şu karanlıkla aydınlığın buluştuğu yerde yaşamayı isteyecekti o zaman tabii ki doğal olarak. Şimdi aya gideceğiz, ayda nerede oturacağız? Güney kutbunda oturacağız. Neden güney kutbunda oturacağız ayın? Çünkü orada güneş ışınları ufukta geliyor, ufuktan geliyor. Fazla etkili olmuyor, ısıtmıyor, sıcağı artırmıyor. Ve orada çok güzel kraterlerin dibinde buzlar yakaladık. Suyumuzu oradan çıkartacağız. Güney kutbunun bir özelliği de sürekli olarak dünyaya bakıyor güney kutbunda. Her zaman haberleşmemiz mümkün olacak. Hastalanan falan olursa çok rahat göndereceğiz hemen. Dolayısıyla güney kutbunda bir ne diyorsunuz ona, bir köy kuracağız. Ay köy. Koloni ya da şehir. Koloni kuracağız. Başarılabilirse. Ben bir de şu güzel fotoğraflardan göstereyim izleyicilere. Lütfen. Şeyinden merak edeyim. Ben 2012 yılında emekli oldum. Bir hobi seçtim kendime. Yine gökyüzü. Çok ama zenginlerin yapacağı bir hobiymiş. Böyle emekli maaşıyla zor yapılıyor ama çok gene güzel yaptığıma inanıyorum. Gökyüzü fotoğrafçılığı yapıyorum. Yani gökyüzüne çok güzel çekilecek hedefler var. Onları çekiyorum. Biraz evvel Leonard kuyruklu yıldızını çekmiştim. İki tane fotoğraf oradan göstermiştim. Evet. Hangisini verelim hocam? Altıdan başlayalım. Altıdan evet ölçeyim. Ondan sonra bunlar benim fotoğraflarım değil ama gökyüzü fotoğrafları kavramı içerisinde insanların görmesinde yarar var. Tamam. Altı numaralı fotoğrafta çok basit bir fotoğraf. Bakın hilal şeklinde bir ay var. Çok güzel bir fotoğraf, dikkat ederseniz. O hilal şeklindeki ayın öbür tarafı karanlık olması lazım. Ama bu hilal şekli ne zaman meydana gelir?
Güneş, Dünya ve Ay bunun arasından geçtikten sonra, Güneş battıktan sonra Ay da hemen batar. O zaman hilal şeklinde gözükür Ay. Hı hı. Şimdi bu sırada Ay'da oturuyorsanız, Ay'da oturuyorsanız dünyaya baksanız dünyayı dolun dünya şeklinde görürsünüz. Yani güneşten gelen ışınlar dünyadan tamamen yansıyarak ayın üzerine düşer. Karanlık olması gerekirken ayın o yüzü de aydınlıktır. Aydınlık, gayet net. Amerika'da ortaokullarda öğrencilere bunu öğretmeye çalışıyorlar. Dünyamızın ışığını gördünüz mü diye. Hı hı. Dünyamızın ışığı aydınlatıyor ayın o karanlık yüzünü. Dolayısıyla Earth Shine o. Evet, shine. Dünyamızın ışığı aydınlattığı için, yani bunu anlamak, bunu kavramak, bir öğrenci bunu kavradığı zaman astronomi biraz daha kavrar. Ben daha da basitçe söylüyorum. Akşamlı bir, sevdiğiniz bir arkadaşınızla romantizm içerisinde güneşin batışını izliyorsunuz mesela, değil mi? Hı hı. Ay çok hoşuma gitti, ne güzel battı güneş falan diyorsunuz. Aslında güneş olduğu yerde duruyor, hareket eden sizin dünyanız eksen etrafında öyle döndüğü için güneş battı diyorsunuz. Batıdan doğuya doğru dolandığı için dünyamız döndüğü için güneş batıyor. Ama onu o şekilde düşündüğünüz zaman astronom olmaya yakın insan olursunuz. Yani güneş batmadı, güneş hareket etmedi, hareket eden benim dediğiniz zaman oluyorsunuz. Devam edelim, 7'ye bakalım. Bu da 7'de de bir dolunay. 7'de dolunay geliyor. Evet, çok basit. Karanlık bir dağın tepesinde biri duruyor. Müthiş. Arkasında dolunay çekmiş. 8'inciye bakalım. Bunlar, ne kadar net, güneş gibi ne kadar parlak. Yani etrafına o kadar ışık vermiyor çok ama. Çok parlaktır. Dolunay çok parlaktır. Teleskopla baktığınız zaman gözünüz acır. O derece onun bir için ışığı ay var. Filtresi kullanmak zorundayız. Bu da ay tutulması. Kızıl 19 görünüş. Kasım'da, yani yaklaşık bir ay önce. Ha, yeni. Yeni evet. Olan bir ay tutulması. Ay tutulması olduğunu nasıl anlarız? Ayın yüzeyi kırmızı şekilde, bakır renginde gözükür. Bunun nedeni de güneşten gelen ışınla atmosferimizde, dünyanın atmosferinde kırılarak ayın üzerine düşer. Ve ancak kırmızı ışınlar gider. Kısa dalga boyu ışınlar gitmez. Bunun için zaten bir Amerikalı kadın oturdu, bir kitap yazdı. Çok pis, kötü bir kitap. Kanlı ay dedi onun için. Hı hı. Ay tutulmasına kanlı ay dedi. Evet, alakası evet. Yok. Ay güzel bir aydır. Bloody ay güzel bir gök cismidir. Ayı herkes sever. Kanlı ay dendiği zaman da ben içim kalkıyor. Devam edelim. Evet. Kızıl görüntü 19. Şu anda evet ekranda. Yani burada görmüyoruz, ekranda. Evet, o ay kaç tutulmasıydı. 9. 9 devam ediyor. Sırasıyla devam eden bitirelim gök, şimdi. Görsel güzel şölen aslında evet. Bunların hepsi. Overmoon. Ne hocam bu? Uzay istasyonu ara sıra güneş diskinin üzerinden geçer. Ara sıra da ayın üzerinden geçer. Hı hı. Bunu çeken çok güzel gökyüzü fotoğrafçılar vardır. Ülkemizde de Onur Atılgan, Uğur İkizler çok güzel. Hatta Burak Yeşilmen gibi arkadaşlarımız bunu çok güzel çekerler. Ama bunu gene Apo'dan aldım. Evet. Ben görevliyim, yakalayamadım. Her yere dönüyorum ama. 9 numaralı görsel. Uzay istasyonu ayın üzerinden geçerken aşağıdan dünyadan fotoğrafını çekiyor. Görüyor musunuz? Evet. Teleskopla çekiliyor bunlar. Tekniğini bilmek lazım. Bunu çeken çok ilginç arkadaşlarım var. Devam edelim bir sonrakine. Burada uzay az önceki görüntü. İkizler akan yıldız yağmuru demiştim. Her zaman meteor düşüyor demiştim. Bunlar evet. Küçük meteorlar tabii. Küçük göktaşları. Çok güzel. Devam edelim. Perseitleri de görelim. Dünyanın etrafı bu arada bir orayı da kirlettik. Uydu çöplüğüne döndü biliyorsunuz değil mi? Uydu kirliliğini de anlatabilirim. Bu da Perseitler'de biraz önce evet. Gündük. Devam edelim hemen şak şak. Antalyalılar öğrendi geçelim. Demişsiniz tarihini. Bu ne hocam? Antarktika'da güneş tutulması vardı 4 Aralık'ta. O gün oraya gidenler güneş ufukta böyle dolaşır. Tüm gökyüzünü çeken bir fotoğraf bu. Bir saatli arayla çekilmiş. Hepsi birleştirilmiş. Dikkat edin, güneş hep ufukta dolanıyor. Evet. En alttaki görüntüde de tutulma olmuş. Güneş tutulması. Önde ay geçmiş. Devam edelim. Bir saatlik arayla güneşin hareketi. Oradaki yine güneş tutulmasında. Bu güneş tutulmasını gözlemeye giden insanlar vardır.
Bizim ülkemizden de Tunç Tezel gitti bu Antarktika'ya bunu görmek için. Ama ancak uçaktan fotoğrafını çekebilmiş. Devam edelim. Bu onun fotoğrafı mı? Yani o, yine astroloji. Bakın ilginç, burada güneş üzerinde lekeler olur. Güneş doğarken ve batarken isli camla baktığınız zaman bu lekeleri görürsünüz. Ha, böyle çıplak gözle evet. İsli camla. Ama Galileo'dan itibaren bu lekeleri biz sürekli olarak gözlüyoruz. Yani 1610'dan bu yana gözlüyoruz. Ama Çinliler 1600 önden önce de çok önceleri bu güneş lekelerini gözlemişler isli camla. Batarken ve doğarken ay bunlar gösterir bize. Ne lekesi hocam bunlar? Bildiğimiz güneş lekelerini... Güneşin yüzeyindeki sıcaklık 5000 derecedir. Bu leke dediğimiz şeyler 4000 derece sıcaklıktadır. Yani 1000 derece daha soğuk olduğu için bize leke olarak gözükür. Yüzeydeki manyetik alanın orada toplanmasından kaynaklanır. Maddeyi tutar, maddeyi tuttuğu zaman da soğur. O nedenle de leke oluşur. Bunlar bu fotoğrafta hiçbir görsel efekt yok değil mi hocam? Yani profesyonel şeyle çekilmesinin dışında bir efekt yok. Yok, sadece teleskopla güzel ağaçların arkasından batarken mi doğarken mi net çekilmiş bu yani. Dikkat ederseniz ufukta. Evet çok net. Güneş ufukta. Ürkütücü derecede. Devam edelim. Hangi şey mi? 10 15'e mu? Geldik. 15. Bu Plüto. Plüto'ya dikkat ederseniz şurada bir kalp şekli var. Onu görebiliyor musunuz? Nerede hocam? Bakın. Kalbin şurası ve burası. Ha evet, burası biraz küçük. Ben de şöyle küçük krater gibi şeylerden arıyorum. Yok yok, tamam. Beyaz alanda buzdan yapılmış bir gök cismi. Biz Plüto'yu çok seviyoruz. Niye gezegenlikten attınız diye sürekli söylerler. Onun üzerine de Amerika çok güzel bir uzay aracı hazırladı ve gönderdi. Plüto'nun yanından geçerken de birçok fotoğraf çekti ve Plüto'yu iyice inceledi. Bu o fotoğraflardan biri. Mars'ta da gülen yüz yine var. Yine kalkabiliriz. Evet. Evet. Dolayısıyla Plüto'yu atmamızın nedeni Plüto gibi gök cisimleri Plüto'nun ötesinde çok sayıda var. Onlardan kurtarmak için biz bir gezegen tanımı yaptık. 8 tane gezegen var dedik. Artık bundan sonra bunlar cüce gezegendir diye cüce gezegen sınıfını oluşturduk. Bunun nedeni ya gezegen sayısını 20'ye 30'a çıkartacaktık. Çünkü kriterlere uyuyordu. Tabii diğer... yani hepsine gezegen deseydik, böyle Plüto büyüklüğündeki gök cisimlerine de gezegen deseydik, gezegen sayısı artacaktı. Öğrencilerimiz bunların adlarını ezberleyemeyecekti sonra. Öğrenemeyecekler. Ama ismini koyduk, sahiplendik insanoğlu olarak. O yüzden evet. Kalbimizde. Şimdi bir neden de çok ilginç. Plüto. Uranüs'ü İngiliz bilim insanı buluyor. Neptün'ü Alman-Fransız işbirliğiyle buluyorlar Neptün gezegenini. Bu Plüto'yu Amerikalılar bulduydu. Ama Plüto'nun ötesindeki gök cisimlerini de Amerikalılar buluyor. Şimdi onların daha büyük teleskopları olduğu için kendi buldukları gezegenle yaptıkları bilimsel araştırmalar sonucunda bir anlamda Plüto'yu kendileri attı gezegenlikten bir an. Onun için Amerikan halkı bunun peşine düştü. Sürekli yürüyüşler yapıyorlar. Gezegenimizi isteriz evet. diye. Tamam mı? Bunun için çeşitli tartışmalar var. Uzaydaki kuralları da yalnız Amerika koyuyor farkındaysanız hocam. Yok, bu kuralı yani gezegenle atma kuralı Dünya Astronom Birliği vardır. 4 yılda bir toplanır. Dünya Astronom Birliği karar verdi. Devam edelim. Satürn mü? Evet. Satürn. Satürn'ün güzel bir fotoğraf yine yeryüzünden teleskopla çekilmiştir bakın bu. Yani hocam Satürn'den tespit edilen ses diye bir video dolaşır. O doğru mudur? O doğru olabilir mi? Yani. Ses uzayda yayılır mı? İşte yayılma özel onu, teknikte falan filan. Ortaokul öğrencisi bile biliyor. Ama şöyle bir şey yapılıyor. Yani girdiğiniz zaman internete her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Doğru bilgiyi sesi, seçmek diye bir şey vardır. Jüpiter'in sesi diye de ulaşabilirsiniz. Bunların evet. dönme dönemi var tamam, ya. Tamam evet o zaman yazıyor. Bunun tersini aldığınız zaman frekansa geçersiniz. O bulduğun sayıyı belli bir sayıyla çarparak kulağın duyacağı frekansa getirebiliyorsunuz. İşte Satürn'ün sesi diyorsunuz. Matematiksel bir olay yani. Devam bu edelim. Bu şekilde sesi. Bakın buna... Aşk ve savaş diyorlar. Venüs, biraz evvel soran vardı, çoban yıldızı, evet. akşam yıldızı, sabah yıldızı, her türlü ismi vermişler Venüs'e, tamam mı? İnsan oluyor. Çünkü gökyüzünün üçüncü parlak cismidir Venüs. Güneş, aydan sonra Venüs gelir. Dolayısıyla güneşten de fazla ayrılamaz.
akşam yıldızı olarak gözüküyor burada. Aşağıda hilal şeklinde ay, yukarıda Venüs, onun üstünde de Mars var. Mars savaş tanrısı olarak algılanır, evet, tarihte, biliyorsunuz. Venüs de Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası, güzellik tanrıçası derim ben. Ama Venüs için şöyle bir tabirim de var. Venüs'te yaşamak imkansız. 500 derecenin üzerinde yüzey sıcaklığı var. Sürekli sülfürik asit yağmurları orada. Yaşamak olanaksız. Dolayısıyla Venüs için şöyle bir tabir kullanıyorum. Atasözü, deyim vardır. Dışarıdan baktım, yeşil türbe, içine girdim, estağfurullah, tövbe derler ya. Güzel kadınlar için de öyle bir tabir vardır. Ona benziyor. İçi yaşamın çok kötü ümidi, yaşanmayacak bir şekilde, ama dışından baktığın zaman çok güzel, parlaktır. Seyirlik. Evet, evet. Geçelim bir sonrakine. Bu da ay doğarken sürekli çekilmiş fotoğraf, sabit fotoğraf makinesi. Ay doğarken, ay yükselirken, tamam mı, sürekli çekiyorsunuz. Fotoğrafları üst üste istiflediğiniz zaman böyle kıpkırmızı ayın görüntüsü çıkıyor, ama orada tabii en azından 15-20 dakika çekilmiş fotoğraf bu, dikkat ederseniz. Evet. Köprüyle beraber çok güzel, böyle enstantaneler düşünür gökyüzü fotoğrafçılar. Devam edelim. Seyrine bakın. Bakın bu da Samanyolu. Yani karanlık, ilginçtir. Türkiye'deki insanların %50'si Samanyolu'nu görememiş. Işık kirliliğinden değil mi hocam? Şehirde görünmüyor ki. Işık kirliliğinden dolayı. Bir de insanlar artık köyde yaşamıyorlar. Hep kente gittiler. Onun için göremiyorlar. Ben her yaz bir gökyüzü gözlem şenliği düzenliyorum. Gelen insanlarla konuşuyorum. Bir anket yaptım. %50'si gökyüzünde Samanyolu'nu görmemiş. Evet. Siz gördünüz mü? Ben Antalya'da tabii ki gördüm yani. Antalya'da göremezse, Antalya'nın dışına çıkarsa görürsün. Dışında gördüm, daha da yüksekte, evet, kentte bu, çok gördüm. Samanyolu. Şurada dikkat ederseniz bir şey var. Biz gökyüzü fotoğrafçıları buna pipo diyoruz. Bakın piponun sapı. Şurada da şey, karanlık bir bulut bu. Pipoya benzediği, evet, için o yüzden, pipo böyle diyoruz. Hı hı. Şurası Samanyolu. Tam Samanyolu'nun merkezi de burada. Biraz sonra soracaksınız. Meşhur büyük kara delik. 4 soracağım. Milyon güneş kütlesindeki kara delik de orada. Samanyolu merkezde. Gökyüzü şenliğini ne zaman düzenliyorsunuz? Her nerede? Isparta'nın Yenişehir Bademli ilçesinde 3 yıl düzenledim. Geçen sene Sandras Dağı'nda düzenledim. Bir sene de pandemiden dolayı gözleyemedik. Geçen sene de orman yangını var dedi. Ancak 20-30 kişi gelebildi. Orman yangından dolayı gözleyemedik. Haberimiz olsun. Facebook'ta mı duyuruyorsunuz? Facebook'ta, tamam, duyuruyorum. Devam edelim. Yine şey, tamam, bir dakika. Çok güzel bir Samanyolu fotoğrafı. Ve çok güzel bir şelale aşağıda. Evet. Kenarda ağaçlar Borsa var. O ağaç onu başı, çekmiş. Şey, atbaşı. Evet. Benim Uğur İkizler diye bir arkadaşım var. Böyle bir şelalenin üzerinde Samanyolu'nu çekmek için bir gece akşamdan sabaha kadar beklemiş. Ondan sonra çevreden böyle bir takım vahşi hayvanlar sesini duyarak çok korkmuş, ama yürüyerek gittiği yerden de dönememiş. Böyle bir fotoğraf çekmişti. Onu da hatırlıyorum. O nedenle koydum bunu. Kendisi çekmiş. Devam edelim. Bakın gökyüzünde çok güzel parlak ve karanlık bulutlar vardır. Evet. Parlak bulutların içerisinde muhakkak yıldızlar vardır. O yıldızların ışığı o bulutları aydınlatır. Karanlık bulutların içerisinde de öyle bir durum olmadığı için bize karanlık gözükür. Bakın şu sağ taraftaki atbaşı, şeyi görüyor musunuz? Atbaşı. Bir atın başını andırır. Burası Orion'un göbeğinde bir bölgedir. Bol miktarda yıldız var dikkat ederseniz. Ve çok güzel bulutlar var. Orada devam edelim. Göze benzeyen. Evet. Buna da kozmik question mark diyorlar. Soru işareti. Evet. Yani evet, kırmızı aydınlık bulutlardan oluşmuş bir soru işareti. Böyle güzel bulutlar var. Her yerde yok bu bulutlar. Bu bulutların anlamı da şöyle. Bizim Samanyolu'nda 400 milyar yıldız var. Güneşimiz gibi. Bu 400 milyar yıldızın kütlesini terazinin bir kefesine koyun. Bu yıldızların arasındaki bulutların kütlesini de şuraya koyun, öbür kefeye. 3 kat daha fazla. Neden daha fazla bulut var? Daha fazla işte hidrojen şu var, element var diye sorarsanız, yıldızlar insanlar gibi. Doğarlar,
yaşarlar ve ölürler. Hı. Öldükten sonra bulut olarak yayılıyor tabii ki. Onlardan yeni yıldızlar oluşuyor. Biraz evvel güneşimiz üçüncü nesil yıldız derken onu anlatıyordum. Yani bir yıldızın küllerinden yeni yıldız oluşuyor doğal olarak. Hı hı. Ama onu yeni yıldız oluşabilmesi için bol miktarda o yıldızlar arası buluttan olması lazım ki molekül bulutlar deriz. Oradan devam edelim. Bir sonraki bölümde yine görüntülere dönelim hocam. Olur. Şimdi hiç konuşmadan ince uca reklama gidecek. Hı. O yüzden kral soru işaretinde kaldık. 23'ten sonrasını göstereceğiz. Çünkü bu noktada şeyi de sormak için ben hazırlamıştım. Evet, bir aramız daha olacak. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Birazdan. Uzaydaki yeni teknolojileri de konuşacağız demiştim. Görsel şöleni hocamızın getirdiği o muhteşem görüntülere aradan sonra yine bakacağız. Son durum ne, tabii gelişmeler ne? Ben uzay ajansını, Türkiye'deki uzay ajansını sordum az önce. Oradan reklama gittiğimiz için soramadım. Ama son teknoloji ne? Yani son haberler ne, yeni haberler? Onu sormak istedim. Ben 9 numaralı resmi alayım. Herkes bir resim koyuyor. Evet de daha da görüntülerle desteklemek daha güzel oluyor. 9 numara. Şimdi en son en çok ışık hızında seyahat etme olayı, demin de söylenmişti, warp teknolojisi. DARPA yeni açıkladı, bozon bükümü yapabildiklerini söyledi. Bozon bükümünü anlatabilmek için resme baktığınızda bu prototip olarak geliştirmiş geldi. Oldukları warp teknolojisiyle gidecek olan Amerika'nın NASA'nın gemisi. Bu çok sabit bir gemi. Her iki tarafındaki diskler çok hızlı döndüğü zaman ışık hızında bir şeye ulaşabiliyor. Bunu aslında kuantum sıçraması da demeye başladılar. Yani bozon bükümünü yapabildiklerini de DARPA açıkladı ve her iki taraftaki o yuvarlak hızlıca dönünce açıkçası bir noktadan ışık hızında seyahat etme imkanına ulaşabileceği bahsediliyor. Bu daha henüz denenmedi ama beklenen bu Artemis'in Artemis'in bir yıl daha gecikmeli gitmesinde belki bu teknolojinin daha oturmasını bekliyorlar test aşamasında. Biliyorsunuz Foundations dizisinde bu warp teknolojisini görebiliyoruz. Orada bir gemi var. Geminin aynı şekilde diskleri çalıştıkça belli bir bölgede sıçrama yapıyor. Tabii bu sıçrama sırasında hani şeyde de sormuşlardı. İnsanlar bu kadar 300 şeyde hızlı giderken nasıl duracaklar diye. Hı-hı. Bunun için de 14 numaralı resmi alalım. 14 kapsül. Değil mi? Evet, kriyo kapsüller Cryonics teknolojisinden yola çıkarak hazırlanmış kriyo kapsüller içerisine insanlar girecek. Bunun 13'ünü de alalım. 14 ve 13. 13'te bununla de. İlgili bir film daha vardı. Var filmler. Evet. Yani o taşınma sürecinde bizim kış uykusu gibi evet. Bir uykuya yatıyorsunuz. Bu da yine NASA tarafından geliştirilmiş bir cryosleep şeyi astronotlar için. Burada bir hayvanın nasıl kış uykusuna yatıyorsa ya bir hapla ya da buralarına yerleştirilen şeyle uykuya dalıyor ve üzeri suyla kaplanıyor. Bu süreç içerisinde hiç zarar görmüyor. Yani kozmik radyasyona hiç zarar görmüyor. Zaten bu kriyo kapsülün dışındaki materyal de kozmik radyasyona karşı hazırlanıyor. Ve bu tarz İki prototipte de bir daha 15'e gelelim bir daha. 15'te de açıkçası bunun uçan bir versiyonu da var. Yani Foundation dizisinde bunu görüyorsunuz. Burada da içine giriyor, kapanıyor. Yine uyku modunda bir gezegen, yani galakside geziyor. Bu tabii ki Foundation Isaac Asimov'un kitaplarından hazırlanmış bir dizi. Ama birçok teknoloji burada var. Özellikle demin gösterdiğim o warp teknolojisi, kriyo kapsül var. Yani bunlar aslında hazır. Yani Mars'a işte 5 ayda gitmek yerine çok kısa sürede gidebilir. Eğer zaten ışık hızında gitmeyi başarsa, yani hiper uzaya çıktığında Einstein Bohem, yani dediğimiz işte hızlı bir noktaya çıktığı anda zaten şeye giriyor. Star Trek'in gerçek haline geleceğiz. Bu da belli bir ekibin ışık hızında yolculuk ederek farklı galaksilerde yeni alternatifleri araştırma aşaması oluyor. Ve bu teknoloji son dönemde var. Bizde daha henüz evet. Yok ama bizde itki modelleri üzerinde çalışılıyor. Yani bu modeli İnci Hoca ile devam edeceğim. Son aramız İnci Hoca ile devam edeceğim. Son teknolojileri konuşacağız. İtki modelini de soracağım. Son kısa aramız, birazdan devam edeceğiz.
Kayıt dışının son bölümündeyiz. Uzaydaki sır etiketimiz, değerli izleyicilerimiz, uzaydaki sır etiketiyle buluşuyoruz. Görüşlerinizi, önerilerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Hem Twitter'dan hem de son postumu atmıştım ben Instagram'dan. Zaten izleyicilerimiz sağ olun, var olun yazıyorsunuz. İnci hocamızla son uzay teknolojilerini konuşuyoruz. Şimdi son gelişmeler neler? Hem onları konuşuyoruz ve sonrasında kara delikler konusunu soracağım. Ama bu arada sizin sormak istediğiniz varsa bir yandan bakayım ben de Twitter'a ve Instagram'a lütfen paylaşınız. Twitter'dan DM atanları maalesef göremiyorum. O yüzden postun altına yazarsanız yakalamaya çalışıyorum. Değerli izleyiciler, Profesör Doktor Ethem Derman ve Doçent Doktor İnci Sökmen Alaca hocalarımız stüdyomuza, ben de yöneltiyorum sorularımızı. Şimdi İnci hocamla dediğim gibi uzaydaki yeni teknolojileri konuşurken araya gitmiştik ve kapsülleri konuştuk en son. Evet. Dediniz ki İTKİ modelinden bahsettiniz. Ha, İTKİ yani bir roketin hareket ettiren güç olarak atfediliyor. Çeşitli modeller var. İşte bunlardan bir tanesi Elon Musk'ın karbondioksiti kullanarak hızlıca gelmek ya da Amerikalıların bir düşüncesi daha var, nükleer gücü kullanarak gelmek. Türkiye de bu alanda farklı bir çalışma yapıyor. Şu an söylemesek daha iyi olur çünkü kendisi söylemek ister belki. Güvenli roketimizde daha farklı bir itki modeli kullanmak amacındayız. Bu warp teknolojisi bulunduğu anda, yani ışık hızında gitme ya da hiper uzayda gitmeyi bulduğumuz anda zaten artık bütün galaksileri gezebilecek hale geliyoruz. Kriyo kapsüller kriyoniks teknolojisinden geliyor. Yani insanların işte tüpler içerisinde 20-30 yıl sonra uyandırılmak üzere. Tabii daha hiç kimse uyandırılmadı ama bundan beslenen bir teknoloji. Ya suyun içinde ya susuz. Yani iki tip aşamasında. NASA uzun vadeli yatarak testler yapıyor. Yani kişiler yatıp nasıl şey yapılabilir? Bunların vücut fonksiyonları nasıl düzeltilebilir? REM uykusu da denebiliyor buna. Ama esas temel aldıkları nokta kış uykusu. Yani bir hayvanın kış uykusunda işte özellikle bir kurbağa var. Kış uykusu. O kendi kalbini durduruyor. Daha sonra yazın tekrar harekete evet. geçiriyor. Ondan yola çıkarak, analoji kurarak insanların da bu şekilde yeniden uyandırılabileceği düşüncesi var. Hem kozmik radyasyona karşı hem çok hızlı bir şekilde bir başka yapıya ulaşabilmek, bu iki teknolojiyle mümkün. Ama tabii ki bunlar da deneme ve test aşamasında. Kim bu teknolojiye, mesela Elon Musk NASA'dan daha hızlı bu teknolojiye yatırım yapıp bunu harekete geçirirse belki Falcon 9'un yanında yepyeni bir teknolojiyle de uluslararası, yani Mars'a gitmek daha hızlı hale gelecek. Ama Mars'a gitmeden önce hep yapılması istenen şey, mesela Ay'la ilgili örnek söylemek gerekirse, önce ayın yörüngesinde bir şey kurmak istiyorlar. Yavaş yavaş güneş panelleri kurabilecek 3D teknolojisini denemek istiyorlar. Yani modüler şeyleri kurup birleştirecekler. Ondan sonra oradaki üniteleri haline getirmek istiyorlar. Ay projesi şu an için Artemis 3 bir yıl ertelendi. Bunun esas nedeni de Jeff Bezos'tan kaynaklanıyor. Dava açtı SpaceX'e. Çünkü iniş takımları çok güvenli değil diye ve bunun yüzünden NASA bunu şey yaptı. Askıya aldı. Aynı zamanda Amerikan bütçesi de yeterli istedikleri bütçeyi vermediler. Yani bu yüzden Artemis 3 projesi bir yıl daha ertelenmiş durumda. Bunda da 4 astronot gidecek. Bir süre kalacaklar. Ama önce bir fizibilite çalışması var. Eğer gerekli olarak temel düzen Amerika sağlarsa yavaş yavaş orada yerleşmeyi düşünüyorlar. Ama Rusya ve Çin daha hızlı hareket edecek. Çin'in bence çok daha hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bunlar 2013'ten hazır. Beri inanılmaz şeyler yaptılar. Chang 5 en son indikleri şeydi. Ve Çin bence Rus Amerika'dan daha önce gidecek. Ya da bekli, yani herkes birbirini kolluyormuş gibi. Hani bir hata olursa biz de o hatayı yapmayalım der gibi. Ama en son gittiğinde de bayrağı dikmişti Ay'a, biliyorsunuz. O yüzden de Ay'a bayrak dikmesi Amerika'yı tedirgin etmişti ve bu yüzden de yeni önlemleri almaya çalışıyorlar. Mars için de hazırlık var ama Mars için senede, yani yılda şöyle diyeyim, iki yılda bir Dünya ile Mars'ın yörüngesi eşitlendiği için burada biraz daha uzun vadeli bir şey var. Ama en büyük ideali, biliyorsunuz, Elon Musk'ın orada bir koloni kurmak ve şu an için Amerika'da
bir kendisine ait Starbase dediği bir şehir yapmak istiyor. Tıpkı Neon projesi gibi ve oradan kalkışların olmasını istiyor. Yani her ayda Elon Musk'tan yeni şeyler duyuyoruz. Fakat en büyük handikapı Jeff Bezos gibi bir rakibinin olması. Şimdi Apple'ın şey de giriyor. Apple da giriyor bu sektöre. Bir de Japonlar da giriyor biliyorsunuz. Hani aktif olarak. Benim bu konuda bu kadar söyleyeceğim ama hocam belki daha farklı Artemis şeyler. Artemis projesinin kurgu görüntüleri bu arada. Ben de bir yıl ertelendiğini bu akşam İnce Hoca'dan öğrendim. Çünkü birkaç gün önce ben YouTube için bir yayın yapmıştım ve bu şey yoktu ortada daha. Ertelenme ya, kararı. Amerika'da yüzden... işte bu özel sektörün birbiriyle olan rekabeti sert geçiyor. Jeff Bezos olsa da Pentagon'un temsilcisi olarak düşündüğümüzde Pentagon aile ilgili daha endişeleri olduğunu mu vurgulamayı düşünüyorlar? Çünkü bu kadar geciktirmelerin başka bir sebebi olabilir. Ya da dediğim gibi daha iyi bir teknolojiyle gitmek, daha güvenli bir teknolojiyle gitmek. Bu yüzden de belki testleri bekliyorlar. Bu Warp teknolojisinin testlerini. Sonrasında Elon Musk'ın şey vardı yani tıpkı Nuh'un gemisi modeli böyle şey hayvanları götüreyim. Evet. Ama Starship olarak için... götüreyim diye ve orada... Onunla ilgili ben bir şey paylaşmıştım herhalde. Var mıydı? Koy muydu? Bu şey de vardı zannedersem. Yani dünyada 8. resmi verebilirsek Mars'ta bu dünyada test edilen bir kabin sistemi. Bunun içinde bitki yetiştiriyorlar ama şey bir şey değil. Elon Musk'a ait bir şirket değil bu. Bambaşka bir şirket. Bunu başarıyla şu an için dünyanın içerisinde şey yapmışlar. Dünyada test ediliyorlar. Bunun aynısını diğer gezegenlerde kuracak. Bu yaşam ünitesi içinde kendi kendini destekleyen üniteler var. Tabii bu arada bir sürü tasarım çalışmaları var. Mars'taki böyle değil, yatay değil, uzunlamasına böyle şey gibi nasıl diyeyim bir arı kovanını düşünün böyle ama içinde şey var, merdivenle çıkılıyor, birçok yaşam ünitesi var. Bu illüstrasyon kazandı. Fakat bunları tabii modüler olarak nasıl götürmek için 3D teknolojisinin yörüngede test edilmesi çok önemli. Çünkü 3D'de hep 3D ile üretecekler. 3D ile ürete ürete hiçbir şeyi taşımayacaklar. Her şeyi orada üretecekler. Bunu önce robotların yapacağı planlanıyor ve bu robotlarda mutlaka dijital iki sistemiyle dünyadan kontrol edilecek. Yani benim avatarım olacak robot. Ben o avatarla onu kontrol edeceğim ve böylece şey şimdi en uygun lokasyonu bulmaya çalışıyorlar Mars için. En uygun, en korunaklı lokasyon. Bu tabii daha sonra genişlediği zaman böyle büyük bir kubbeli içinde yaşam ünitesi olan bir şehre de dönüşebilir. Ama bu uzun vadeli şeyler. Tabii özellikle Amerika'nın kendi içerisindeki böyle Steve Jobs'un başına gelenler gibi acaba Elon Musk'a da gelecekte bir şey mi olur? Çünkü Elon Musk en son SpaceX'in iflas edici bile söyledi. Enteresan açıklamalar yaptı. Evet. Çok da aslında çok herkes onunla şey diyor, gurur duyuyor. Çünkü bugüne kadar yapabileceği en iyi şey kullanılabilir roketleri hayata geçirmek olmuştu. Eğer onun gibi böyle kafasına koyan, tuttuğunu koparan bir insanı uzay sektöründe kaybedersek, diğerlerini de bürokrasi yem verirsek aslında pek yine olduğumuz yerde patinaj yapacakmışız gibi geliyor. O yüzden hani siz diyordunuz ya Ay ve Mars yolculukları bu sefer başka sebepten. Yani teknolojiyi bulacağız ama bu sefer içeride bir takım sıkıntılar sebebiyle ama bu Amerika için bence Çin gidecekmiş gibi gözüküyor ve bence Amerika'dan o bayrağı alacak ve uzay teknolojilerini o devam ettirecek gibi gözüküyor. Bu da tabii dünya için farklı bir perspektif olarak görebilir. Çünkü Çin ayda ESA ile anlaştı. Rusya ile anlaştı. Şu anda Mars'ta yine ESA ile anlaştı. Yani Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çok da gayet iyi çalışıyorlar. Ama Amerika daha böyle Artemis anlaşması koyarak 9 ülkeyle daha kısıtlayıcı hareket ediyor. Ama Çin ve Rusya diyor ki biz herkese açığız. Bu noktada Türkiye'nin de şansı var. Türkiye'de bir bilim insanına 2022'de belirlenecek. Önümüzdeki yıl göndermeyi planlıyor. Ve biz de bu bilimsel çalışmalara bu şekilde kanallar içerisinde eklemlenmeyi düşünüyoruz. Yani bir roketimizi göndermeden önce bir bilim insanımızı göndereceğiz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi zaten. Peki o şey bu Japon iş adamının turistik gezi gibi geldi biraz bana ama Yusaku Malzema'nın. Evet 31'i verebilirsek hani orada Ruslarla beraber gitmişlerdi. Balkonur'dan Kazakistan'dan 3 kişi gittiler. Bir tanesi eski Rus pilotu, eski Rus astronot. Diğeri zaten kendi yardımcısı. Şimdi Japonları hiç görmemiştik bugüne kadar milyarder olarak. Yusaku Malzema girdi. Ortadaki görünen kişi ve kendisi aynı zamanda 6 ay Yuri Gagarin'de eğitim gördü. Bu aslında normal bir uzay
global seyahati yapan kişi için normal olmayan bir şey. Demek ki bu alanda uzun bir yatırım süreci var ki bunlar kendi şeylerini de kurmak istiyorlar. Alçak yörüngede bir uzay istasyonu da kurmak istiyorlar. Ama bunu ya otel amaçlı ya ticari amaçlı bir port olarak. Yusuke Maze'ya şöyle bir şey söyledi. 2023'te SpaceX ile beraber ayın yörüngesinde seyahat edecek 8 kişi arıyor ve bunu dünyaya açtı. Biz de istiyoruz ki Türk insanları istedikleri niyeti yazarak bu şeye katılsınlar. Bakarsınız niye niyet yazıyorlar? Yani niçin bu geziye katılmak istediğini. Bayanla hatta dedi ki önce eş arıyorum ama sonra vazgeçti ve 8 kişi dedi. Hayır, bu niyet şeyini iş adamı mı istiyor? Evet yani kendilerini niyet yazıyorsunuz. Hatta bunu internette taradığınızda. Amacı ne? Yani dünya bütün masrafları Yusuke Maze karşılıyor. Ama amacı bir amacı olması lazım değil mi? Ama gönlünden bu amaç kopmuş. Şey olabilir. İnsanlık hiç bizim için zenginlere benzemiyormuş yani. Keşke bizim zenginlerimizin içerisinde de Yusuke Maze gibi birisi çıkıp Rusya'da eğitim görüp aynı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alsaydı. Yani gönderilen niyet mektubunda ikna olacak anladığım kadarıyla. Bir kişiyi seçecek. Yani belki Türkiye'den bir kişiyi seçecek ama hiç değilse bir Türk insanı onunla birlikte uzayda seyahat etmiş olacak. İnşallah herkesin başarısı, herkesin şansı açık. Kendisini ikna etmesi gerekiyor. Muhtemelen bütün masrafları da bu iş adamı karşılayacak. Dilerim Türkiye'den çok istedik ama bugüne kadar henüz bir girişim olmadı. Bir uzay alanında girişimci olarak bir kişi çıkabilir ve bu Türkiye için çok büyük bir şans olabilir. Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey yapıyor. Yani kurumsal bir reklam yapıyor. İnşallah Türkiye'de de böyle bir insanı bekliyoruz. Hani bunu Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Yıldırım da çok defalarca söylemiştir. Cumhurbaşkanımız da söylemiştir. Sizleri uzaya bekliyoruz diye. Ama henüz bir gelişme olmadı. İnşallah olur. Serdar Hocama sevgiler, selamlar, saygılar. Biz de Serdar Başkanımı kayıt dışına bekliyoruz. Şu an kendisi Azerbaycan'da. Evet, o yoğunluktan dolayı zaten bir hatta türlü. Hatta bugün açıklamada yaptı. Gelemedi. Artık evet. Türkiye için uzayda geç kalmak diye bir şey yok. Çok önemli ve kritik bir dönem. Bu şansı ve fırsatı sonuna kadar kullanacağız dedi. Serdar Yıldırım'ın bugünkü Azerbaycan'dan verdiği bir açıklamaydı. Geç. Çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Şimdi erken başlayanlar buradan para kazanmaya başladılar. Evet tabii ki. Yani para kazanmaya başladı. İşte en basit Elon Musk al. 2000 yılında başladı ilk o roketlerini falan yapması şeyi. 20 yıllık bir sürede şimdi dünyanın parasını kazanmaya başladı. NASA'dan aynı şey Güney zaten. Kore'de var. Aynı şey Hindistan'da var. Ama biz daha yeni başladık başlayacağız gibi bir durumdayız. En azından oradaki gelişmelerin farkındayız ve bununla ilgili bir adım attık. Üniversitelerimizin arasında ciddi bir şey var. Bu alanda yer alma isteği çok şu ana kadar 7-8 tane. İnci Hoca akademisyen olduğu için aynı zamanda. Birçok bizim üniversite dahil olmak üzere hepimiz hazırız Uluslararası Uzay, Türk Uzay Ajansı'nın çalışmalarına. Çünkü bu bir milli mesele. Biz hepimiz uzayda olmak istiyoruz ve Türkiye bence geç kalsa da bugün şeyde yine bir açıklama vardı Elon Musk. Türkiye'de ve dünyada Türkiye ile birlikte çok güzel şeyler, ilk defa yapacağımız şeyler olacak dedi. Tabii bu Sayın Cumhurbaşkanı ile arasındaki görüşme bu tabii çok net değil, detay değil ama Elon Musk'ın Falcon 9 roketleriyle de yarın zaten TürkSat'ın yeni uydusunu atıyoruz biliyorsunuz. Bu sene çok uydu attık. Bu da son uydulardan bir tanesi olacak. Bu da aslında yörüngelerde Türkiye'nin uzun vadeli imkanlarını ve kabiliyetlerini arttırdığını gösteriyor. Bu açıdan da aslında Elon Musk gibi bir girişimcinin olması ve onun da bürokrasiyi kaldırıp yani bugün Amerika ile aramızda sorun varken belki bu kadar hızlı ilerleyemezdik ama bir özel sektör olunca parayı verince alabiliyorsunuz. Bu da aslında ticari uzayın faydaları. O açıdan da bence Elon Musk'la başka projeleri de yapabileceğimizi gösteriyor. Parayı verdikçe yaparsınız tabii. Yani parayı verdik, uyduyu yaptırdık. Parayı verdik, o uyduyu roketini kullanıyoruz hocam. Uyduyu biz kendimiz yaptık milli imkanlarla. Yani, her şey yapalım, keşfedelim. Orada olalım keşke hocam. Keşke kendimiz yapıp da kendimiz atsaydık. Önce kaç senedir kendi uydumuzu kendimiz yapacağız diye düşünüp en sonunda bir kamera bulamadık diye atamadığımız uydular var. Ben birkaç fotoğraf daha gösterip Karadeli'ye geleyim mi? Gelelim. Bitiriyoruz tamam. Çünkü. 24. Hızla görelim 24. arkadaşlar. Şeyden başlayalım. Slide'dan. Bunun adı Kedi Gözü Nebulası. Bulusu. Evet. Ortadaki yıldız bizim güneşimiz kütlesinde bir yıldızmış. Güneşimiz de böyle ölecek. Ölmeden önce ne kadar güzel gözüküyorlar.
İnsanlar ölürken böyle güzel gözükmezler. Gittikçe çirkinleşirler ölürken. Ama gök cisimleri ölürken dışındaki katmanı yavaş yavaş uzaya atar. Bundan evvel zaten kendisi şişmanlar. Güneşimiz ölürken dünya bile içinde kalacak. Güneşin içinde kalacak. Daha sonra dış katmanlarını böyle uzaya atacak. Puf puf diyerek dış katmanlarına atıyor. Bunlara gezegenimsi bulutsu diyoruz. Bu evet. Kedi gözü bir sonraki yüzük nebulası. Ortadaki yıldızdan atılan dış katmanları görüyorsunuz burada. Yüzük nebulası. Bir sonraki. Evet, bir sonraki. Bu her şeyi gören göz. Her şeyi gören göz. Buna da Helix nebulası diyoruz. Evet. Amerikalılar buna Tanrı'nın gözü diyorlar. Öyle diyorlar, evet. Çok ilginç. Bizim ülkemizde de bunun fotoğraflarını çektik. Nadir Aybek diye bir arkadaşımız var. En güzel fotoğrafı da o çekti. İçimizde en güzel o işledi. Hatta gazetelerde bile kendisi çıktı. Bir sonraki fotoğraf. Bu yukarıda görüyorsunuz. İki kişi seyrediyor onu. Saatli Kent'ten de böyle gözükür. Bizim galaksimize en yakın galaksi. Andromeda galaksisi. Andromeda galaksisi. Bize yıldız çok gibi yakın. Görünüyor. Biraz parlak bir yıldız gibi görünüyor ama evet. Aslında bir galaksi. Böyle bulutsudur. Bulutsu evet. Şeklinde gözükür. Ama fotoğrafını çekseniz şaheserdir. 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta. Yani siz onun fotoğrafını çektiğiniz zaman onun 2,5 milyon yıl önceki halini çekiyorsunuz. 2,5 milyon yılda başına ne geldi hiçbir şey bilmiyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Çok yakın bir galaksi. Çıplak gözle görebildiğimiz tek galaksi. O da karanlık bir yerden çektiğimizde. Bir sonrakine bakalım. Sonra uzaydaki zaman bükülmesini sorunca hocam size. Şimdi bu uzay zaman deyince, bükülmesiyle galaksileri bile ezdi geçti icadım. Evet. Geçti hepsi. nasıl büyüktü uzayı nasıl etti bilemiyorum ama bu M33 galaksisi bizim içinde bulunduğumuz 50 tane galaksi var. Buna evet. Yerel küme diyoruz. Bunların içerisinde en büyüğü Andromeda, ikinci büyük Samanyolu, üçüncü büyük de bu galaksidir. M33 galaksisi. Dikkat ederseniz sarmal kollarını görebiliyorsunuz. Hı hı. Sarmal kollarındaki bulutları görebiliyorsunuz. Devam edelim. Hızlandım. Bu da çarpışan iki galaksi. Benim az önce şeyi gösterdim mi? Evet, M51 diyoruz. Yukarıda bir galaksi var. Normal bir galaksi aşağıdaki. Bu iki galaksi sürekli olarak birbiriyle çarpışıyor. Yaklaşık 5 milyar yılda bir diğerinin içinden geçiyor. İki galaksi ne zaman çarpışırsa galaksilerdeki yıldız oluşma sayısı artıyor. Çünkü bulutlar harekete geçiyor. Harekete geçince de yıldızlar oradan oluşuyor. Bu iki galaksi sürekli birbirleriyle kesişir. Şu anda yukarıda bir sarmal kolun ucunda duruyor. Buna M51 deriz. Dünyadaki tüm amatör gökyüzü fotoğrafçıları bunu çekmeye bayılırlar. Çok parlak küçük bir teleskopla dahi böyle güzel fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bir sonraki fotoğraf bu da M87 galaksisindeki kara deliğin fotoğrafı derler ama kara deliğin değil. Kara deliğin gölgesinin fotoğrafı. Bu son. Evet, son iki dakika. Bu arada kara delikleri anlatın hocam. Bu ne dediniz? Bu kara delik 6 milyar güneş kütlesinde bir gök cismi. Kara deliklerin evvela türlerine baktığımız zaman büyük kütleli kara delikler galaksilerin merkezinde oluşuyor. Bir de yıldızlardan oluşma kara delikler var. Büyük kütleli yıldızlar süpernova olarak patladıkları zaman geriye bir kara delik kalıyor. Evet. Buna yıldızdan oluşma kara delik diyoruz. Ama o 3-4 güneş kütlesinde bir kara delik. Halbuki bizim Samanyolu merkezindeki 4 milyon güneş kütlesinde çok büyük bir kara delik. Bu gördüğümüz kara deliğin 6 milyar güneş kütlesinde çok daha büyük bir kara delik. Şimdi bir mini kara deliklerden de söz ediliyor ama henüz onun için tam kesin saptanamadı ama bir takım düşünceler var. Bunların hakkında biz hiçbir şey bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü görmüyoruz. Astronomlar, gökbilimciler gördükleri şey hakkında bilgi sahibi olabilirler. Biz bunların sadece kütlesini hesap edebiliyoruz. Kütlesini hesap etmenin yöntemleri var. Kütleyi buluyoruz. Böyle bir kütle, böyle küçük bir hacimle nasıl olur diye merak içinde bekliyoruz. Buna tekillik diyoruz.
Singularite. Hı-hı. Ne olduğunu bilmiyoruz içeride. Ne olduğunu bilmeyeceğiz de. Çünkü görmüyoruz ve bilgi alamıyoruz. Şimdi bunun içerisine girip de öbür taraflarda dolaşan warp mart diye bir takım şeyler var. İnci Hanım'ın konuları mı? Siz nasıl gideceksiniz? Kara deliğin içine gireceksiniz. Yok, kara delik de değil ama kara delik kendi limitini doldurursa içine aldığı her şeyi çok büyük bir kuvvetle başka bir yere de... Tamam, yani solucan deliği kavramı var. Süremiz doldu hocam ama bitirirken şunu söylemezsem eğer benim kayıt dışında 3-4 yıldır yapıyorum, izleyicilerimiz vallahi der ki Beyza'm defalarca konuştunuz. Hatırlatırım, 2020 yılında Nobel Fizik Ödülü uzayda kara delikleri araştıran 3 bilim insanına verildi. Roger Penrose, Reinhard Genzel ve Andrea Ghez'e verildi. Özellikle Penrose'un araştırmasını İsmail Hakkı Aydın hocamızın da kulakları çınlasın, hem de tanıştığı için sık sık anar buraya, burada ağırladığımız zaman da. Oxford Üniversitesi öğretim üyelerindendir Roger Penrose, bildiğiniz gibi. Ve kara deliklerin Albert Einstein'ın genel izafiyet teorisine kaçınılmaz sonuçları olduğunu gösteren bir çalışma yapmıştı. Bununla almıştı Nobel Fizik Ödülünü. Bu bilim insanların araştırmalarında lütfen hakkını verelim bitirirken hocam. Bu fotoğrafı da unutmayalım. Bu tamam. Fotoğrafta da bir Türk kadının parmağı var. Feryal Özel'in. Feryal Özel ve eşi bu projeyi yazan 7 kişilik ekibin içindeydi. Yani bu fotoğrafı çekmek için kurulan düzenin nasıl olacağı konusunda projeyi hazırlayan 7 kişinin içerisinde Feryal Özel ve eşi var. Düşünebiliyor musun? Peki dolayısıyla hocam, peki. Şimdi çok küçük nanorobotları içine atsalar, gitseler. İmkansız. Bir şey atamayız içine. Evet, tamam, peki. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler, yayın boyunca bizimle olduğunuz için, eşlik ettiğiniz için ekranlarınızın başından. Profesör Doktor Ethem Derman hocam, çok teşekkür ediyoruz ekranlara. Bizimle döndünüz. Doçent Doktor İnci Sökmen Alaca, çok teşekkürler konukluğunuz için hocam. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim.